Ah, selam prenses. Kızım ne tatlı. Ah, bunu sonraya saklayayım. Acıktım. Baba, bir atıştırmalık istiyorum. Ah, peki, al bakalım. Tamam, bitti bu. Ah, bu çikolata güzelmiş. Pekala, lollipopum. İğrenç olmuş. Lollipopum mahvolmuş. Ah, aman tanrım, ah. Merak etme. Al yeni bir tane. Aa, sanırım aklıma dahice bir fikir geldi. Tam da uydu. Bak yeni bir lollipop. İşte bunu sen al. Bunu sonrası için saklayayım. Su topumla oynayacağım. Renne renne. Aha, o da darmadağınık. Selam anne. Biliyorum. Gitmem gerek ve ben gelene kadar ortalığı toplamanı istiyorum. Aman peki ama. Bu dünyanın en güzel kulesi. Olamaz, annem döndü. Aa, bir şey yapmam gerek hemen. Bu elektrikli süpürge işime yarar. Açıyorum mı? Bir dakika, bu işe yarayabilir. Çorabı elektrikli süpürgenin ağzına geçiriyorum. Sonra bütün legoları çekiyorum. Yani hemen hepsini topluyorum. Hem de kaybetmiyorum. Tek yapmam gereken çorabı çıkarmak. Amma da fazlaymış. Ah, bunu saklamalıyım. Hmm, harika iş çıkarmışsın. Ha, bu mu? Evet. Bir atıştırmalığı hak ediyorsun. Teşekkürler. Ama hadi annene gidelim. Selam. Okul iyi geçti mi? Ayakkabılarınız. Yanlış ayağı giymişsiniz. Selam anne. Selam tatlım. Okul çok sıkıcıydı anne. İşte öyle. Yemekte ne var? Neyse. Artık evdesiniz. Ayakkabıları çıkar da oynamaya git. Yaşasın. Resmini yapacağım. Bu işi hemen düzeltmeliyim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ayakkabıların tabanlığını çıkar. Bir çizgi film karakterinin resmini bas ve ikiye böl. Resmin arkasına tut kal sür. Sonra resmin sol yarısını sol ayağın tabanına yapıştır. Aynısını sağ yarıyla da yap. Tabanlıkları ayakkabıların içine yerleştir. Artık hangisi sol teki, hangisi sağ teki anlaşılıyor. Oynamaya dışarı gitmek ister misin? Evet anne. Ayakkabılarımın içinde bir tavşan var ama biraz tuhaf görünüyor. Böyle daha iyi. Vay canına, çok kolaymış. Doğru yaptın tatlım, aferin. Bir yanlışlık var. Bir dakika, bunu halledebilirim. Ayakkabılarım. Bana bakıyorlar. Belki ya da şöyle. Bu zormuş. Tamam. Bunu şuraya koyarsam çok basit. Ucuz kurtuldum. Neredeyse aptal gibi görünecektim. İşte böyle çok daha iyi. Görüşürüz anne. Böyle tatlı bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Biraz şapşal ama tatlı. Oo, bu çok eğlenceli. Bunları patlatmaya doyamıyorum. Ah, ne tatlı. Şu minik ellere bak, ne hızlı. Kim makarna ister? O kadar patlatmadan sonra acıkmışsındır. Afiyet olsun. Çok meşgulsün demek. Belki de daha ilginç bir şeye ihtiyacın vardır. Bu daha iştah açıcı görünüyor mu? Hayır, teşekkürler. Çok seçicisin. Çözüm bunca zamandır gözümün önündeymiş. Buldum. Önce kaynar su lazım. Şimdi biraz renk katalım. Oo, şimdi makarna geliyor. İçine gir bakalım. İyice yumuşadıklarında maşayla çıkar. Şu eğlenceli renklere bak. Yemek hazır. Belki bunlar daha fazla senin tarzındır ha? Ha? Bunlar popit makarnası gibi. Aniden çok acıktım. Sen dünyanın en iyi annesisin. Bunu söylemene bayılıyorum.
buldum. Çok güzel bir resim oldu. Biraz daha yeşil lazım. Ah minik sanatçıma bak. Selam anne. Olamaz. Bu neydi? Lütfen hamster olmasın. Ay mum boyalarınmış. Yok. Nasıl resim yapacağım şimdi? Tamam annem bir şey düşünecek umarım. Neden bu başıma geldi? Ha, bu bir felaket. Bu kalıp işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırık mum boyaları kalıbın içine yerleştiriyorum. Sayıları tamamen dolduruyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi kalıbı fırına koyuyorum. Bu mumu eritecek. Sanki kek yapar gibi. Umarım işe yarar. Şimdi kalıbı fırından çıkarma zamanı. Dikkat et sıcak. Bunları soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağım. Eğlenceli görünüyor. Onları tabağa yerleştireyim. Umarım Cheryl'ın hoşuna gider. En sevdiğim mum boyalardı. Tamam tatlım. Bak annende ne var? Bunlar mum boya mı? Aa, sayı şeklinde. Hangisinden başlayayım önce? Anne bak farklı renkleri var. Beğendiğine sevindim. Bayıldım. Olamaz anne. Of, bir tatile ihtiyacım var. Neden? Pekala canım. Hadi yeni oyun odana bakalım. Bayağı hoş değil mi? Ay canına. Burada bir sürü... Oh, bir sürü tehlikeli nokta var. Aa, olmaz. Canım sen burada dur. Şimdi kıpırdama. Babam burayı daha güvenli yapacak. Bu odayı güvenli hale getirme zamanı. Bütün bu sivri köşeleri kapatmalıyım. Biraz koli bantı bile çok işe yarar. Ah, tamam şimdi güvenli görünüyor. Bayağı iş yaptım. Pekala tatlım. Oynamaya hazır mısın? Ay, yere düştüm. Yaşasın oyun zamanı. Dur kıpırdama. Ah ucuz kurtulduk. Biraz daha bant kullanmalıyım. Yere çift taraflı banttan bir şerit yapıştırıyorum. Şimdi kilimi üstüne bastırabilirim. İşte artık yerinde durur. Pekala. Hadi git eğlen. Yaşasın oyun odası. Şunlardan alacağım. İyi seçim. Buyurun. Al bakalım Betty. Hadi gidelim tatlım. Bir dakika canım. Telefona bakayım. Alo. Ah selam. Ne iyi ettin de aradın. Anne. Yapmadı mı? İnanamıyorum. Tamam Betty. Lollipop'um. Alayım bari. Kirli görünüyor. Balonum nereye gitti? Hayır. Geri gel. Üzgünüm balon. Niye insanların başına kötü şeyler gelir? Betty ne oldu? Ay seni sonra ararım. Tamam tatlım annen her şeyi düzeltecek. Acil durum. Sizinle iş yapmak zevk. Üniversitede okumaya devam etmeliydim. Bunun bir daha olmasını önlemeliyim. Kurdeleyi lollipop'un sapına sarıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Al bakalım Betty. Teşekkürler anne. Bak balonum artık uçup gitmiyor. Neyse tatlım. Çok sevindim. Anne. Annen halletti. Ay bu tuhaftı. Okumak eğlenceli. Uykum geldi. 1, 2, 3. Harika bir fikrim var. Hadi bir şey çizelim. Lastik bir dosya al. Ve üzerine hayvanlar çizelim. Sevimli bir koyunla başlayalım. Aa, ne şirin. Bir de tavuk ekleyelim. Sarı tüyleri olmalı. İyi görünüyor. Şimdi sıra gökyüzünde. Ve biraz da güzel yeşil çimen. Burası kalabalık bir çiftlik.
Siyah bir karton alıp dosyanın içine sok. Sonra bir fener ve ışığını çiz. Kağıt feneri dosyanın içine sok. Çiftlik aydınlandı. Bu harika bir fikir. Vay canına anne. Ne harika bir rüyaydı. Asmasım yanımdayken Kirpas'ın hiçbir şansı yok. Merhaba anneciğim. Merhaba tatlım. Olamaz. Buna inanamıyorum. Sen ne yaptın böyle? Biraz kırlarda dolaştım da. Benim güzel tertemiz yerlerim. Of, üzgünüm. Derhal ayaklarını yıka. Peki ama senin biraz sakinleşmen lazım. Bu kadar stres sana hiç iyi değil. Bak ayaklarımı temizliyorum. Şimdi mutlu musun? Aslında bunu yapmak çok iyi geldi. Sanki spada gibiyim. İşte tam orası. Bunu denemen lazım anneciğim. Şimdi sıra durulamada. Su çok güzel. Bu kadar yeterli. Şimdi çoraplarımı giyebilirim. Her şeyi el değmeden yapabiliyorsun. Ben hazırım anneciğim. Harika bir iş çıkardın tatlım. Seninle gurur duyuyorum. Bir soru mu var? Galiba yine paspası kullanmam gerekecek. Kımıldama artık Lexi. İşte başlıyoruz. Dişlerimi fırçaladığıma inanamıyorum. Kendimi yetişkin gibi hissediyorum. Güçlü olmak sorumluluk gerektiriyor. Pekala diş macunu. Beni hayal kırıklığına uğratma. Tüm gereken bir kere de hızlıca sıkmak. Bu iş hiç kolay değilmiş. Neredeyse oldu. Vay canına. O ördekten hiç hoşlanmamıştım zaten. Bu alıştırma sıkışıydı. Bu sefer ne yapacağımı biliyorum. Şimdi kesin başaracağım. Olamaz. Bu benim hatam. Dikkat! İşte bu yüzden dişimi hiç fırçalayamıyorum. Şunu temizlesem iyi olur. Bu pek işe yaramıyor gibi. Neyse sonra annem halleder. Harika. Şimdi de bütün elim diş macunu olmuş. Herhalde daha kötüsü olamazdı. Bir dakika, bir fikrim var. Belki bu sünger aynada işe yarayabilir. Vay canına, iyice aynaya yapışmış. Burayı güzelce bir ovalamam lazım. Lexi, ne yapıyorsun? Bunu yapan diş perisiydi. Bunu daha önce de duydum. Yine mi aynı şey olmuş? Şuranın haline bak. Sen neler yaptın böyle? Üzgünüm anneciğim. Diş macunu fışkırdı da. Hadi bir kere daha bunun üstünden geçelim. Tek yapman gereken hafifçe bastırmak. Hafifçe doğru ama işte onu beceremiyorum. Peki hadi bir dene. Bu sefer halledeceğim. Yok olmuyor. Bunun olacağını biliyordum. Teknik olarak bu senin hatan. Lexi, burada önemli olan denenmiş olman ki bu da bir şeydir. Bunun için üzgünüm anneciğim. Ne yapacağımızı biliyorum. Bu kutudan bir şey almam lazım. Bu bütün sorunlarımızı çözecek. Bunun burada ne işi var? Ben de onu arıyordum. Yok bu işimize yaramaz. Marshmallow. Verir misin onu? Olmaz. İşte burada. Marshmallowlar çok iyi gelirdi şimdi ama. Bu bütün sorunlarımızı çözecek. Harika. Kim bu tuhaf görünüşlü adam? Ve kendisi ne işe arıyor? Bir dakika sana göstereceğim. Bunu şuraya koyuyoruz. Sonra diş macununu üstüne yerleştiriyoruz. İşte artık kullanıma hazır. Vay canına çok heyecan verici. Diş fırçanı onun ağzına sok. Şimdi tam gereken miktarda diş macunu sıkacak. Ve etrafta batmayacak. Vay canına sıradaki icat ne acaba? Anne bak yapıyorum. Evet yapıyorsun tatlım. Hiç zor değilmiş. Diş macunu kalmamış. Lexi ben ne yapacağım şimdi? Merak etme benimkini kullanabilirsin. İyi fikir. Bu şey hayatı gerçekten kolaylaştırıyor. İşin zor kısmını senin için hallediyor. Dişlerim pırıl pırıl olacak. Vay canına! Anne şuraya bak! Nedir o tatlım? Bu meyve suyu harika! Bitmiş! Gidip bir tane daha alayım. Hadi gidelim anne. Tamam ama çabuk olalım. Oturup dinlenmek ne güzel. Bu meyve suyu kutusu gerçekten bomboş. Ben de biraz tatmak istiyordum. Boş ver onu tatlım. Belki ben yardımcı olabilirim. Bende biraz su var. Bu sıkıcı ama. Buldum. Yanımda biraz çilek reçeli var. Buna su katabilirim. Ama anne bunu görmemeli. Bu kadarı yeter. Anne sen ne yapıyorsun? Ben meyve suyu istiyorum. En azından denedim. Hayat çok acımasız. Bir dakika. Sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu meyve suyu kartonunu kullanabilirim. Bunu kesip suyu içine koyacağım. Anne bunu hiç anlayamaz. Fena gözükmüyor.
Annie, bak bu senin için. Gerçekten mi? Hmm, harikaymış. Teşekkürler anne. Bir şey değil tatlım. Kendime ait bir havuzumun olmasına bayılıyorum. Bak nasıl yüzüyorum. Üf, bu zor işmiş. Biraz dinleneyim. Hava çok sıcak ama. Biraz serinlemem lazım. İşte buyurun küçük hanım. Şaka mı bu? Bu ne? Su. Amca, bir sorumuz var. Bana ferahlatıcı içecekler lazım. Tamamdır. Nanet! Betty en iyi, en taze portakal suyunu hak ediyor. Ona sadece su verildiğini düşünsene. Merak etme Betty. Bu çok saçma. İşte buyurun küçük hanım. Niye bu kadar uzun sürdü? Anneme söyleyeceğim. Hizmet çok kötü. İşte burası benim evim. Vay canına, kocamanmış. Biliyorum, hadi otur. Vay canına, bir sürü oyuncağın var. Ve bir sürü de paran. Senin neyin var? Bu pek etkileyici değil. Hepsi bu mu? Evet, bu maymunum. Şu çantalara bak. Çok şanslısın. Çok güzeller. Vay canına. Evet, her güne yeni bir çanta lazım. Daha yakından bakmak istiyorum. Hiç bu kadar çok el çantası görmemiştim. Çok çok güzeller. Oh, şuna bak. Ne yapıyorsun? Pardon. Onu ben alayım. Bu çok pahalı bir şey. Şu pis parmak izlerine bak. Benim sadece bu plastik torbam var. Hiç güzel bir şeyim yok. Acaba bu kutunun içinde neler var? Şimdi nereye gidiyorsun? Şu harika şeylere bak. Bunlar sadece çöp. Bu kutuyu kullanabilirim. Bana bir dakika ver. Yeni çantama bak. Bayıldım. Nereden aldın onu? O benim olmalı. Al o zaman. Yaşasın, bu harika. Bu benim en sevdiğim yeni şey. Çok teşekkür ederim. Belki takas edebiliriz. Bunda bir iş olduğunu anlamam lazımdı. Sanırım böylesi daha adaletli. Ama bundan pek memnun değilim. Peki, bunu alabilirsin. Gerçekten mi? Bu senindir. Olsun, bende artık bu var. Ama rafa sığmıyor. Fikrimi değiştirdim. Annie? Daha demin buradaydı. Okula hazır mısın ufaklık? Çantamı yapmam lazım babacığım. Bu kitaba ihtiyacım olacak. Güzel seçim. Ve buna. Peki. Canımı sakın yakma. Eva, ne yapıyorsun? Biraz ihlacı olsun dedim babacığım. Pekala, sanırım her şey hazır. Hadi gidelim. Olamaz. Şunun haline bak. Şimdi ne yapacağız? İyi bir soru. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Derse girme zamanı geldi. Bir şey değil mi? Eşyalarımı kendim taşıyabilirim. Hey, beni bekle. Bu çok küçük düşürücü. Birbirimizi hiç tanımıyormuşuz gibi yapsak. Hey, popüler çocuklar nerede? Belki ben de onlarla takılabilirim. Doğru, buraya giremezsin. Burası kızlar tuvaleti. Öyle mi? İşte bu utanç verici oldu. Burada bekliyorum seni. Gitti mi acaba? Bunun işe yarayacağını biliyordum. Nihayet babamdan kurtuldum. Ama gözümü açık tutmam lazım. Sanırım kurtuldum. Derse hazır mısın? Fen dersine bayılırım. Lütfen bunu yapma. Bu inanılmaz. Sanki yine gençliğimi yaşıyorum. Orada işler nasıl gidiyor? Ben iyiyim. Teşekkürler. Bu cevap yanlış. Baba, ben hallederim. Aferin sana. Aman tanrım, keser misin şunu? Ne gündü ama.
Baba bunu yaptığına inanamıyorum. Çok gerildim. En azından evde bu popitim var. Aa, bir saniye. Ne yapacağımı buldum. Bu popitin kenarlarına tutkastırıyoruz. Aynen böyle. Hiç acele etmiyoruz. Şimdi bize bir fermuar lazım. Fermuarı kenara yapıştırıyoruz. Şimdi bize ikinci bir popit lazım. Bunun da ortasına tutkastırıyoruz. Şimdi buraya bir kelebek yapıştırabiliriz. Yeni sırt çantamı görmek ister misin baba? Vay, müthişmiş, ne güzel, rengarenk. Hadi okul kitaplarını bunun içine koyalım. Eskisinden çok daha güzel. Sana iyi günler dilerim tatlım. Sağ ol babacığım, hadi görüşürüz sonra. Beyler, buna ne diyorsunuz? Güzel çanta Eva. Evet, işte böyle. Çok iyi geldi oynamak. Bu sahip olduğum en güzel çanta. Mısır'a bayılıyorum. Çok lezzetli. Üstelik yemesi de zevkli. Aa, sebze yiyorsun demek. Sen de bir denesene, hoşuna gidebilir. Şüpheliyim. Aa, dokundum işte, iğrenç. Bir şey rüyalarıma girecek. O kadar da kötü değil Lexi. Bu sadece mısır. Ben daha çok burger seven tipte bir kızım. Ama bir daha deneyeceğim. Muhtemelen kokumu hissetmiştir. Cesur ol Lexi, bunu yapabilirsin. Ha? Bu şey neden yapılmış böyle? Hadi ama sal şu tanelerini artık. Aa, her şey yolunda mı orada? Ha, sorun yok anneciğim, pes etmeyeceğim. Aa canım, bu mısırı kesmek imkansız. Sanırım elle halletmem gerekecek. Hadi bakalım. Aa, bu sadece mısır. Canını acıtmaz. Acıtmaz değil mi? İşte dokunuyorum. Dokundu bana. Sanırım kısacağım. Hadi şu işi bitirelim. Vay canına, uçup gittiler. Şunların uçuşlarına bak. Hiç fena değiller. Uf, yalnız bu iş hiç iyi gitmiyor. Çok anlamsız. Pes ediyorum. Bir saniye. Bu komik değil Lexi. Ben pek emin değilim. Üzgünüm anneciğim. Elimden geleni yaptım. Biliyorum tatlım. Şimdi ne yapacağız? Bir dakika. Ha, buldum. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Bana biraz izin ver. Nerede bu? Buralarda bir yerde olması lazım. İşte aradığım şey bu. Bu bütün mısır sorunlarımızı çözecek. Şuna bak. Çok şirin değil mi? Bu ne işe yarıyor ki? Sana göstereyim. Bunu mısırın üstünde hareket ettiriyorsun. Bunu yapınca taneler dökülüyor. Bu sayede kesmene gerek kalmıyor. O işi senin için yapıyor. Çok iyiymiş gerçekten. Tamam, sıra sende. İyi şans dile bana. Beni artık korkutmuyorsun mısır. Aferin sana. Artık seni yemek çok kolay gözüküyor. Mısır yemek için benim herhangi bir alete ihtiyacım yok. Dişlerim o işi kolaylıkla hallediyor. Sanırım hepsini ayırdım. Ama yine de bu şeye dokunmaktan nefret ediyorum. Çatalla yemek daha kolay. Ve güzel görünüyor. Aslında hiç fena değilmiş. Nefis. Güzel, sağlıklı bir öğle yemeği gibisi yoktur. Lexi'nin sevdiği her şeyi koydum. Hey minik balık. Sen doğuştan komedyensin anneciğim. Evet, sanırım ben komik biriyim. Hadi sen de kankalarına katıl bakalım. Çok lezzetli görünüyor. Seni kıskandım. Ah, yumurtayı da unutmayalım. Neden? Bunu hak etmek için ne yaptım? Bu yemek sepetine yumurta giremez. Kes şunu Lexi. Lütfen. Her şey olur ama yumurta olmaz. Bak, brokoliyi bile kabul ettim. Çocukça davranıyorsun. Tartışma istemiyorum. Yumurta kalıyor. Yumurtadan çok nefret ediyorum. Tadı iğrenç. Çok zalim bir dünya burası. Vay canına, demek bu kadar nefret ediyorsun öyle mi? Neden anneciğim, neden? Ben şimdi ne yapacağım? Ha, bir dakika, bir fikrim var. Bu kullanışlı küçük alet işimizi görecek. Lexi buna bayılacak. Lexi bak, bende ne var? Başka bir yumurta mı? Bir dakika, bu nedir? En sevdiğini seç. Pembe olan hoşuma gitti. Harika seçim. Şimdi ne oluyor? Yumurtayı kutunun içine koyuyoruz. Sonra kapağını kapatıyoruz. Şimdi bekliyoruz. Tamam, bu süre yeterli. Bak, yumurta tavşana dönüştü. İnanılmaz değil mi? Bence muhteşem oldu. Şuna bir bak. Vay, bu yumurtanın bu kadar muhteşem olabileceği aklıma gelmezdi. Çok harika. Öyle diyeceğini biliyordum. Bunu yemek sepetine koyuyorum. Sanırım her şeyi koyduk. İşte tam fırsatı. Çabuk olmam lazım. Annemin görmemesi lazım. İşte aldım. Yetişmekte olan bir kız için her şey var içinde. Tamam yumurta, hadi yapalım şu işi. Sen benimle geliyorsun. Şimdi bir tavşana dönüşsen iyi olur. Aa, merhaba anneciğim. Al bakalım tatlım. Teşekkürler anneciğim. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. İyi dersler canım.
Şimdi biraz dinlenebilirim. Bir kahve alayım. Bir saniye. Ha? Bu nasıl girdi buraya? Bu tuhaf. Nasıl yani? Annemiş benim güzel kedim. Bir dakika. Kedi yumurta yer miydi? Bu koku da nedir? Yine mi bu? Evde sürekli yumurta buluyorum. Aa, neden bahsettiğini hiç anlamadım. Bir dakika. Sen neyin üstünde oturuyorsun? Bir şey yumurtlamaya çalışıyorum burada. Aa, inanamıyorum. Benimle alay mı ediyorsun sen? Aa, benim gitmem lazım. Bu çok acayip bir şey. Resim yapmak için kağıtta yer kalmamış. Bir dakika. Kağıtlarımın hepsini kullandım mı ben şimdi? Of olamaz. Resim yapamıyorum anne. Bir şey mi oldu tatlım? Kağıdım kalmadı. Merak etme. Bak şimdi. Ütüyü kağıdın üstünde gezdirdiğinde mürekkep yok olacak. Bak. Vay canına, sihir gibi. Tamam, artık çizime devam edebilirim. Teşekkürler anne. Bir şey değil tatlım. Hadi şimdi güzel bir şeyler çiz. Anne, bebeğime bak. Çok hoş canım. Ama ben sıkıldım. Onun yerine şu oyuncukla oynayayım. Ah, bundan da bıktım. Rın rın. Ah, ben yeni oyuncaklar istiyorum. Neler oluyor? Şşt, annem böyle seslerden hoşlanmıyor biliyorsun. Senin bir kapatma tuşun olsa keşke. Peki, arabanın anahtarını al o zaman. Sorun yok, al hadi. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Bu çok eğlenceli olacak. Aa, canına. Pırıl pırıl. Şu an hepsi benim. Ama benim ehliyetim yok ki. Kemerini tak, çok hızlı gideceğiz. Önce güvenlik. Hadi bakalım. Run. Vay canına, ben çok iyi bir sürücüyüm. Bip bip, Jackie'nin yolundan bip bip. Vay canına. Selam, arabama bak. Müthişmiş. Sen iyi misin tatlım? Ah, anladım. Güzel arabaymış. Keşke benim de böyle bir arabam olsa. Keşke yapabileceğim bir şeyler olsa. Ha, bu da ne? Bir oyuncak araba mı? Şanslı günümdeyim sanırım. Bunu Annie'ye verebilirim. Ama bunu bir yerlerde sürmek gerek. Ne yapacağımı buldum. Düz bir yere tişörtü ser. Kıvrımlı çizgi için bir siyah kalem kullan. Bunu tişörtün altına doğru çekip ikinci bir çizgi ilave ederek bir yol çiz. Şimdi yol işaretlerini çiz. Bunu bitirdiğinde yolun içini doldurmaya başla. Ama yoldaki işaret çizgilerine dikkat et. Bittiğinde şöyle bir şey ortaya çıkması gerek. Şimdi motoru çalıştırma zamanı. Hey Annie, sana bir şey aldım. Ama hepsi bu değil. Vay canına, burada bir yol var. Çok inanılmaz. Run run. Bu sanki mini bir masaj gibi. Bu harika bir şey anne. Anne, bu çok çok hızlı bir araba. Şunu izle. Ha? Pardon. Aa, sorun yok tatlım. Sadece biraz sırtım acıdı. Anne, çok ateşim var. Ama yine de üşüyorum. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Hasta olduğun için çok üzgünüm tatlım. Ateşin hızla da yükseliyor. İlaç içmen gerekiyor. Hadi bakalım Esi. Aa, dondurma mı o? Hayatta olmaz. Onu istemiyorum. Ne? Dondurma mı? Hastayken dondurma yiyemezsin ama. Anne, lütfen babacığım. Bana öyle köpek yavrusu gibi bakma. Seni seviyorum. Ah, hayır, direnmeliyim. Yapamam. Sen benim kahramanımsın ama baba. Ya da ben öyle sanıyorum. Ah, şimdi kendimi çok kötü hissettim. Bekle biraz. Abi, fikrim var. Ver şunu bana. Affedersiniz, bunu ödünç alacağım. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu şeyi birleştirme zamanı. Esi'ye dondurma alamayabilirim ama en azından onun beklediği şekilde değil. Ancak bu onun gözüne tekrar girmemi sağlayacak. Ne yaptığımı anladın mı? Şimdi bunu keselim. Çünkü sıra onu renklendirmeye geldi. Birkaç damla yeter de artar bile.
İstediğin renkleri seçebilirsin. Esi gökkuşağının her rengini çok sever. Bu yüzden çok renk kullandım. Şimdi biraz daha yapıştırıcı sürelim. Tüm dondurma toplarını sürmeyi ihmal etmemeliyim. Süsleme şekeri zamanı. Şey, en azından bunlar süsleme şekeri gibi olacak. Yapıştırıcı hepsini yakalayacak. Şöyle bir sallayalım. İşte şimdi hazır. Canın hala dondurma çekiyor mu? Yalan söylüyorsun. Tamam ama bunu buraya bırakıyorum. Ver şunu. Yaşasın. Teşekkür ederim baba. Oh, ilacımızı içelim mi? Peki, tamam. İşte sağlık uçağı geliyor. Ah, sonunda bu son tabak. Kimse bakmıyor. Esi'yi aklımdan çıkaramıyorum. O benim tek gerçek aşkım. Merhaba. Bugün çok güzel görünüyorsun Esi. Gerçekten mi? Ben de seni gördüğüme sevindim. Bu senin için. Gerçekten mi? Bu çok hoşmuş. Ama boş. Neden ki? Aa, bu çok tuhaf. İyi bir hediye düşünmeliyim. Esi ne severdi acaba? Para mı? Aa, buldum. Anneciğim, Esi'ye vermek için biraz paraya ihtiyacım var. Çok lütfen para. Para mı? Aa, tamam, iyi. Al bakalım. Madeni para mı? Sonuçta bu da para. Başka param yok. Aa, çok yazık. Ben sadece kağıt olanlardan istiyorum. Şimdi ne olacak? Üzgünüm. Peki buna ne dersin? Çok yavan. Tamam. Buldum. Bekle. Bunun Esin'in kalbini çalacağı kesin. Bol bol sabuna ihtiyacım olacak. Sonra bir fırçayla hepsini karıştırıyorum. Artık renkli bir sabunumuz var. Kalp şeklinde bir kurabiye kesici kullanalım. Kalıpta köpükleri yakalayalım. İşte böyle. Şimdi kağıda basalım. Pat! Bunlardan bir sürü yapabilirsin. Esi beni asla sevmeyecek. Ha? Belki bunu Esi'ye verebilirsin. Vay canına. Teşekkürler anne. Selam. Merhaba Esi. Ne haber Alex? Bak bunu senin için yaptım. Gerçekten mi? O çok tatlı. Bunlar çikolata mı? Çikolataya bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Rica ederim. Tekne havada uçuyor. Ne çok şey aldım. Kolum koptu ağırlıktan. Şunları tezgahın üstüne koyayım. Şu pastaya bak. Pastaya bayılırım. Hepsini yiyeceğim şimdi. Bir dakika. Belki de sadece bir dilim kessem iyi olur. Domatesler çok tazeymiş. Tatlım. Sen. Bıçak. O bıçakla ne yapıyorsun sen? Hayır. Bırak onu hemen. Mi yerini kesersin. Dur. Şimdi seni kurtaracağım. O gürültü de neydi? Ver şunu bana. Bıçakla ilgili kuralları biliyorsun. Ama keki dilimlemek için bıçağa ihtiyacım var. Gerçek bıçak kullanman çok tehlikeli. Onun yerine sana kağıttan bir bıçak yapalım. Kağıt bıçağı bir sap ekledik mi de tamamdır. Al hadi tatlım. İşte sana kullanabileceğin bir bıçak. Yaşasın. Bana özel bir bıçak demek. Artık pastayı yiyebilirim. Çok büyük bir dilim keseceğim. Pastaya bayılırım. Bayıldığını biliyorum tatlım. Ben de artık işime döneyim. Pekala, o domatesleri ben nereye koymuştum? Müthiş bir pastaymış. Bayıldım. Şunu sırf ağzıma sokacağım. O çok harika. Oo, annem şekerleme de almış. Şekerleme ve çikolataya bayılırım. Oh, nihayet iki torbayı da boşalttım. Bir saniye. Ne? Hala pasta mı yiyor bu? Aman tanrım, bütün pastayı ve çikolatalarımı yedin sen. Şekerlemeleri nereden buldun ki? Aa, rüya görüyorum herhalde. Annem çok tuhaf davranıyor. Ha? Hepsini yediğine inanamıyorum. Bütün pastayı yemişsin. Hayır, olmaz. Ama istiyorum. Hayır, zaten çok fazla yedin. Çok kötüsün. Sen dünyanın en kötü annesisin. Şimdi şu dağınıklığı bir toplamam lazım. Bu kadar çikolatayı nasıl aşırdığını hiç anlamadım. Aslında bu aklıma güzel bir fikir getirdi.
Bu kaseye çikolataları koyuyorum. Sonra çikolataları kısa süreliğine mikrodalgada eritiyorum. İşte oldu. Yeterince erimiş görünüyor. Çok fazla pişirmek istemiyorum. Yumuşak ve akıcı. Şimdi erimiş çikolatayı bu kalıba döküyorum. Of, şunun güzelliğine bakın. Harika kokuyor. İşte oldu. Çikolatanın tamamını kalıbın içine döktük. Ve şimdi de katılaştığına göre çikolatayı kalıptan çıkarabiliriz. Şu brokoliyi bir an önce kesmem lazım. Şurasını da kestik mi işimiz tamamdır. Anne, ne yapıyorsun sen? Ben acıktım. Bir şeyler atıştırmak istiyorum. Al o zaman. Bunu atıştırmalık olarak yiyebilirsin. Aa, bu da ne? Brokoli mi? İğrenç. Hayatta olmaz. Aa, hiç şaşırmadım. Çocuklar çiğ brokoliyi hiç sevmiyorlar. İyi ki bu yeni kesme tahtam var. Şundan bir iki diş alayım. Nefis. Biraz televizyon izleyeceğim. Belki sevdiğim videolara rastlarım. Ha? Bu programda ne? Ha, daha önce hiç görmemiştim. Vay canına, şu dövmelere bak. Dövmeler çok havalı gerçekten. Keşke ben de örümcek adam olabilsem. Müthiş bir şey olurdu. Hey, bu da ne? Aa, dövmelere bak. Ben de dövme yaptırmak istiyorum. Harika duruyor. Ben de havalı olmak istiyorum. Oh, sonunda bütün işlerimi hallettim. Hey, dur bakalım. Nereye gidiyorsun sen? Ben dövme yaptıracağım. Bir dakika, ne? Ya, kesinlikle olmaz. Peki. Ufaklığın aklından geçenlere inanamıyorum. Eli avuca sığmıyor bu. Acaba sevdiğin dizinin yeni bölümü başladı mı? Merhaba anneciğim. Merhaba tatlım, ne haber? Aman tanrım. Ne yaptın sen? Kollarının her yerini çizmişsin. Onlar dövme anneciğim, çok havalılar değil mi? Hayır, mümkün değil. Bunları hemen temizlemeliyiz. İyi ki mürekkep henüz kurumamış. Ama anne, ama o dövmelerimdi. Onları ben yapmıştım. Bütün dövmelerimi sildim. O haksızlık. Aa, üzgünüm tatlım ama dövme için henüz çok ufaksın. Ama belki ben sana yardımcı olabilirim. Daire şekilleri yapmak için kapağın üst kısmını kullanıyoruz. Şimdi bu kalemi daireler çizmek için kullanabiliriz. İstersek de bunları yıkayıp temizleyebiliriz. Şimdi biraz renk olsun diye kırmızıya geçiyorum. Hiç fena olmuyor doğrusu. Kırmızılar daha belirgin olsun diye siyahla çevresinden geçiyoruz. Aynısını alta da yapıyoruz. Güzel oluyor. Bak ne diyeceğim, sanırım biraz mavi de kullanabiliriz. Şimdi yan taraflara bu yeni şekilleri yapıyoruz. Ancak mavi çizgilerin de simetrik olmasına dikkat ediyoruz tabii. Şimdi bu çizgilerin içini biraz dolduruyoruz. Belki buraya birkaç şekil daha ekleriz. Ve işimiz bitti. Ne düşünüyorsun? Oo, muhteşem olmuş. Gerçek dövme gibi olmuş. Çok havalı. Yaşasın. Çok havalı biri oldum. Teşekkürler anneciğim. Rica ederim küçük bey. Selam millet. Hadi içeri gelin çabuk. Bu benim babam. Hadi onun bir resmini çekelim. Ne? Gazetemi okumaya çalışıyorum. Tatlım lütfen. Böyle olmuyor. Bir filtreye ihtiyacımız var. Bu dalgeç işimizi görür. Bununla kağıtta bir sürü delik kaçıyorum. Bu fark yaratacak. Tam gereken bu. Hadi bir daha deneyelim. Şunu tutar mısın? Kağıdın üstüne feneri tut. Huhu baba. Ha? İşte böyle daha iyi. Hey sen gel bakayım buraya. Bunu beğenmedim. Onun yerine şunu deneyin. Telefonun ışığının üstüne renkli bir kağıt yerleştir. Oraya yapışsın. İşte selfie için hazır. Oo! Gülümse. Bu harika. Bu selfie çekmenin daha iyi bir yolu. Ah işte bu anı iple çekiyordum. Kendime ayıracağım kaliteli zaman. Ha? Bu videolara bayılıyorum. Vay canına, şu hareketlere bak. Her zaman bir karate ustası olmak istemişimdir. Bu eller tehlikeli birer silah. Hiya! 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 Amanın! Uf, canım yandı. Sanırım bu ninja kariyerimin sonu oldu. Bu kadar aptallık ettiğime inanamıyorum. Hey baba, ne haber? Yakala! Üzgünüm ama yapamam. Aa baba, kötü görünüyor. Bir dakika, buldum. Belki alçıma resim yapabilirsin. Bu beni neşelendirir. Ne çizeceğimi gayet iyi biliyorum. Önce bir daireyle başlayacağım. Sonra kaşlar ve gözler çizeceğim. Buna bayılacaksın baba. Dili de unutmayalım.
Şimdi de içini boyayayım. Gözleri biraz mavi. Neredeyse bitti. Ne düşünüyorsun? Çok iyi. Aferin. Yetenekliyim sadece. Evet, öylesin. Bunun bu kadar canımı yaktığına inanamıyorum. Okumak eğlenceli. Uykum geldi. 1, 2, 3. Harika bir fikrim var. Hadi bir şey çizelim. Plastik bir dosya al. Ve üzerine hayvanlar çizelim. Sevimli bir koyunla başlayalım. Ne şirin. Bir de tavuk ekleyelim. Sarı tüyleri olmalı. İyi görünüyor. Şimdi sıra gökyüzünde. Ve biraz da güzel yeşil çimen. Burası kalabalık bir çiftlik. Siyah bir karton alıp dosyanın içine sok. Sonra bir fener ve ışığını çiz. Kağıt feneri dosyanın içine sok. Çiftlik aydınlandı. Bu harika bir fikir. Vay canına anne. Ne harika bir rüyaydı. Lili çok güzel. Bir gün onunla evleneceğim. Ama önce bir şeyler atıştırmalıyım. Buradaymışsın. Selam anne. Nasılsın? Jared, dişlerin berbat halde. Diş fırçam bende. Dişlerini temizlemelisin hadi. Olmaz. Ne yapacağım? Buldum. Hemen bir internete bakayım. Şuna bak. Bu Lili. Ve de dişlerini fırçalıyor. Ben de dişlerini fırçalamak istiyorum. Lili yapıyorsa ben de yapacağım. Naneli. Dansını da yapmalıyım. Bu çok eğlenceli. Hemen uyku zamanı mı geldi? Artık uyuman lazım tatlım. Hadi üstünü güzelce örtelim. İşte oldu. Tatlı rüyalar. Ama ben uyumak istemiyorum. Oyun oynamayı tercih ederim. Sonunda biraz dinlenebileceğim. Umarım televizyonda bir film vardır. Annemin hiç haberi olmayacak. Kumanda çalışmıyor. Pili bitmiş. Tuhaf. Çok eğlenceli. Bu uyumaktan çok daha iyi. Burada neler oluyor bakayım? Bir şeyler doğru görünmüyor. Şöyle sessizce yaklaşayım. Sana uyumanı söylediğimi sanıyordum. Bu ne ya? Tuzağıma düştü. Bana bunu niye yapıyor ki? Bir dakika. Çok komikti. Gir hadi yatağına. Şunu da bana ver. Pillerini alıyorum. Senin şu an uyuman lazım. Artık saçmalık yok. Bu sadece bir şakaydı. Umarım şimdi televizyonu seyredebilirim. Bakalım neler varmış. Bu güzele benziyor. Çok heyecanlı. Gözümü ayıramıyorum. Of, olamaz. Bu da nedir? Sadece bir balonmuş. Bir dakika. Bu şimdi nereden geldi ki? Ürkütücü bir durum. Demek bu da aptalca bir şaka. Seni kandırdım. Kabus görmeme sebep olacaksın. Seni yine kandırdığıma inanamıyorum. Gel bakalım buraya. Hadi seyredecek güzel bir şey bulalım. Yani korkunç olmayan bir şey. İyi uykular tatlım. Umarım tek boynuzla hafta paralı rüyalar görürsün. Tamam, artık uyuyabilirsin. İyi geceler baba. Şimdi hızlıca bir oyun oynayayım. Bu ses de nedir? Tüh ya. Dur bakalım şimdi. O telefonu ben alayım. İyi geceler. Devamını da alayım. Peki. Fark etmeyeceğini sanmıştım. Biz de çocuk olduk. Bütün numaraları biliyorum.
Bu haksızlık. Acaba bu ne işe yarıyor? Ben çağrıldım demek. Dile benden ne dilersen. İşte bu da hizmetinin karşılığı. Sizinle iş yapmak bir zevkti küçük hanım. Sen iyi misin tatlım? Hayır, bu göründüğü gibi değil. Her şeyi açıklayabilirim. Seni daha önce de uyarmıştım. Ben buradan kaçar. Fena acıtmıştır. İyi oldu ona. Ve yakışıklı prens prensesi kurtarır. Sonra sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Bana biraz yardım edebilir misiniz? Merhaba anne. Okulda iyi vakit geçirdin mi? Bugün seni çok özledim. Şu pastalara bak. Sevdiğin bir şey var mı? Her tür pastam var. Anne, bir pasta alabilir miyim? Lütfen. Gerçekten güzel görünüyorlar. Onlara bayılacaksın. Çok tatlılar. Hadi hanımefendi, ufaklığa bir şey alın. Sadece bu kadar var. Hepsi bu mu? Üzgünüm. Ama bu yeterli değil. Lütfen hanımefendi. Şu yüze nasıl hayır diyebilir insan? Paranız sizde kalsın. Al bakalım. Anne bak. Çok üzgünüm tatlım. Baba. Selam. Belki ben yardımcı olabilirim. Sanırım bu yeterli olur. Bir çanta mı? Gerçekten mi? Peki bir bakalım o zaman. Aman tanrım. Zengin oldum. Hepsini alın. Ben tatile gidiyorum. Kim dondurma istiyordu? Alın bakalım. Ay canına, ne güzel elbise. Keşke benim olsa. Merhaba tatlım, neler oluyor? Ben bu elbiseyi istiyorum baba. Güzelmiş. Burada bekle, bir fikrim var. Alo? Harika, şimdi ne istiyor acaba? Alo? Kızım güzel bir elbise istiyor, onu hemen hallet, anladın mı? Tabii ki efendim. Vay canına, şu elbiselere bak. Bir dön bakayım. Bunun renginden pek emin değilim, bu olmaz. Elimde zevkine uygun bir şeyler olabilir. Bu pırıltılara ne dersin? Olmaz, bu benim tarzım değil. Bu yakışır ama. Hoşuma gitmedi. Hoşuna gidecek bir şeyler olmalı ama. İşte bu güzel. Mükemmel oldu. Kendimi prenses gibi hissediyorum. Bay canına, harika. Yine başardın. Kızımın kitap okuyuşuna bak. Bu elbise çirkin. Bay canına, elbise dediğin budur. Bunun içinde harika görünürüm. Anne, bu elbiseyi alabilir miyim? Ne kadarmış, bir elbise için mi bu? Ama çok güzel değil mi? Buna bütçemiz uygun değil. Başka bir şeyler düşünmem lazım. Belki bu elbiseyi kendim yapabilirim. Yani sonuçta modadan iyi anlayan biriyim ben. Şuraya bir kesik. Biraz bant. İşte gayet güzel görünüyor. Çok güzel olacağım. Şimdi de son dokunuşlar. İşte oldu. Ne düşünüyorsun? Bayıldım anne. Bu tam istediğim şey. Teşekkürler. La 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 la. Bu da ne? Bak, ben yetenekli bir ressamım. Çok iyi değil mi? Hayır, değil. Kalemlerini böyle kullanman gerekiyor. Gerçekten mi? Evet, bir denemek ister misin? Peki, bu kolay görünüyor. Hadi o zaman. Bu çok eğlenceli. Böyle mi yapıyorum? Hayır, tekrar deneyelim. Kalemi böyle parmaklarının arasında tut. Anladım. Güzel, şimdi sıra sende. Bu zor ama. İyi ki onu çok seviyorum. Bu nasıl? Neredeyse oldu ama. Bir daha deneyelim. Elini böyle yap. Şimdi bu parmakları büküyoruz. İşte bu. Tuhaf geliyor böyle. Baba, ben bundan korktum. Hadi devam et. Pes ediyorum. İşte yaptım babacığım. Bir dakika. Bana şu saç bandı lazım. İhtiyacımız olan şey işte bu. Bandı parmaklarımıza takıyoruz. Sonra bir düğümün içinden kalemi geçiriyoruz. Çok iyi oldu. Hadi şimdi yine dene. Ne çizeyim? Buldum. Sen bakma ama babacığım.
İşte bitti. Artık bakabilirsin. Bak, bu biziz. Çok güzel olmuş. İşte benim tatlı kızım. Koyu bir kahveye ihtiyacım var. Sen de nereden çıktın? Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Ben kahvaltı yapmak istiyorum. Tamam, hemen hazırlarım. Süt. Oo, bu eğlenceliymiş. İleri geri hareket ediyor. Al bakalım. Sanırım bunu yapmasan iyi olur. Biraz kahvaltılık gevrek ye şimdi ve onu yapmayı kes. Sandalyeni sallayıp durma, canını yakabilirsin. Hadi şimdi kahvaltı et. Üstüne sütünü de koyalım. Nefis. Hadi ye hepsini bakalım. Sağ ol babacığım. Çok tatlı. Kahvaltılık gevreğe bayılıyorum. Ve sandalyemi sallamayı da çok seviyorum. Sen ne dedin? Hiçbir şey babacığım. Sandalyeyi sallamak yok. Bunu kesmen gerekiyor. Dur, çok abarttın. Şu yaptığına bakar mısın? Pardon, artık saçmalık istemiyorum. Sürekli bir yerleri temizliyorum. Nereye gitti şimdi bu? Hemen şuradaydı. Merhaba. Bir saniye. Merhaba babacığım. Bunu engellemem lazım artık. Bir dakika. Bu askı aklıma bir fikir getirdi. Bunu daha önce düşünmeliydim. İskemlerin ayaklarının altına yapışkan bant yapıştıracağım. Sonra bandın üstüne vakumları yapıştıracağım. Şimdi sandalyeyi çeviriyoruz. Hadi ye kahvaltılık gevreğini. Ha? İskemle niye hareket etmiyor? Artık hiçbir yere gitmiyor. Peki, ben de kahvaltılık gevreğimi yerim o zaman. Kahveden nefret ediyorum. Sonunda temizlendi. Selam anne. Oo, gazoz. Tadı güzelmiş. Yüzündeki bu izler nedir? Ne izi? Bir şey değil. Orada dur. Yara bandı yapıştıracağım. Bu acıtmaz. Anne, dursana. Anne, ciddiyim. Oo, aklıma bir fikir geldi. Bandı düz bir yüzeye yapıştırıyoruz. Bandın üstüne resim çiziyoruz. Mümkün olduğunca komik olsun. Şimdi biraz renklendiriyoruz. Bu baykuşlar çok şirin. Neredeyse bitti. Artık yara bantları sıkıcı değil. Vay canına, çok iyi olmuş. Tamam, bunları yapıştırırım ben. Bayıldım bunlara. Nasıl görünüyorum? Vay, çok harika gerçekten. Sağ ol anne. Sen harikasın. Bu çok küçük düşürücü. Pardon. Sabah mı oldu hemen? Uyanın küçük hanım. Çiçekler için kusura bakmayın. Her neyse, bugün ne giymek isterseniz? Bilemiyorum. Hiçbirini. Harika küçük hanım. Bunlar güzel ama. Hayır. Bu ne güzel, pırıl pırıl. Hayır, hoşuma gitmediler. Belki de işi basit tutmalıyız. Olmaz. Yeni bir iş bulmalıyım. Hemen geliyorum küçük hanım. Sonra canım acıyacak. Evdeki tüm elbiseler bunlar. Hayır. Cidden mi? Bir saniye. Belki bu sanal gerçeklik gözlüğünü kullanabiliriz. Bunu daha önce akıl etmeliydim. Ben öyle oynamak istemiyorum. Hadi takın şunu başınıza. Işıkları kim söndürdü? Bir saniye. Bu güzelmiş. Nihayet. Bunu sevmedim.
Oh, tabii ki. Aa, bunlar hoşmuş. Nasıl görünüyorum? Çok güzel. Teşekkürler, şimdi çekilebilirsin. Uyumam lazım. Ne? Şaka mı bu? Ay, bu horozdan nefret ediyorum. Uf, çok yorgunum. Sanırım kalksam iyi olacak. Bu koku da ne? Ay, çok iğrenç. Of, benden geliyormuş. Bugün ne giysem? Hepsi bu mu? Bir tişört mü sadece? Ve bunun da üstünde bir delik var. Ama bir şeyler giymem lazım. Sanırım bunu giymem gerekecek. Bu haksızlık. Keşke yeni elbiselerim olsa. Bu da ne? Hey, bunları unutmuşum. Belki bunları yeni kıyafetler bulmak için kullanabilirim. Bu harika olacak. Çok hoş. Biraz daha rahat bir şey. Sıradaki ne olsun? Kırmızı yakıştı. Ne yazık ki bu kıyafetlerin hiçbiri bende yok. Sadece bu eski tişört var. Ama bu çok eğlenceli. Van canına. Bugün benim doğum günüm. Vay canına, bu benim için mi? Küçük kızım için her şeyin en iyisi. Yumuşacık, tam sarılmalık. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Teşekkürler babacığım. Sana bir şey daha aldım. Getirin içeri. Bak, senin için çok lezzetli bir pasta. Pastaya bayılırım. Kim bayılmaz ki, ama hepsi bu değil. Hediyeler. Daha bitmedi. Esas hediye için hazır mısın? Güzel bir şey. Getirin içeri. Vay canına. Biliyorum, kocaman bir şey. Bu nedir ki baba? Selam. Rum rum. Bu senin şoförün. Hadi bakalım. İkinci parti. Acaba annem neler planladı? Merhaba anne. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Sana bir şey aldım. Kendim sardım. Çorabımın diğer teki. Teşekkürler anne. Artık çift oldular. Pastanı da unutmadım tabii. Sen de al anneciğim. Sağ ol tatlım. Çok naziksin. Olmaz. İki yat ve bir de uçak istiyorum. Bay bay. Merhaba baba. Hey! Yardım et. Seni kurtaracağım. İşte yakaladım. Az kalsın yeri boyluyordun. İyi misin? Hayatım gözlerimin önünden geçti bir an. Ne demek şu an ameliyatta? Bana şu an bir doktor lazım. Kızım az evvel travmatik bir şey yaşadı. Tıbbi yardıma ihtiyacım var. Bu insana hayatta neyin önemli olduğunu sorgulatıyor. Yardım için mi aradınız? Vay canına, ne güzel bir hizmet. Kızıma yardım etmeniz lazım. Tamam, şimdi çaresine bakarım. Kendimi daha iyi hisseder miyim? Şimdi seni rahatlatalım. Bu senin ateşini alacak. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Kızım iyi olacak mı? Çok korkuyorum. Işıktan uzak dur. Tamam mı tatlım? Tamam babacığım. Örgü örmek çok rahatlatıcı. Anne, yere düştüm. Eminim çok önemli değildir. Bir bakayım. Olamaz. Bunun için bir şeyler yapmamız lazım. Bu donmuş sebze torbası iş görür. Yaslan şöyle. Soğuk olabilir. İyi gelecek. Şimdi beklememiz lazım. Ben de bu arada örgümü bitireyim. Örgü göründüğünden daha zor bir şey. Tamam, şimdi şu morluğa bir bakalım. Bak, hemen yok olmuş. İşe yaradı. Bu sebzeleri de akşam yemeği için kullanabiliriz. Umarım acıkmışsındır. İzleyecek güzel bir şeyler bulalım bakalım. Evet, spor haberleri. Şöyle keyifle izlenir. Sesini de biraz açayım ki duyabileyim. Şu elmaya bak. Çok güzel. Yaşasın elma zamanı. Çok güzel ve çok leziz. Wow, bu kaya gibiymiş. Çok haklı aslında. Yeni bir forvet ciddi fark yaratırdı. Elmama ne oldu ya? Saklanmayı mı öğrendi? Lizzie, o elma senin öylece ısırabilmen için fazla sert. Ay babacığım, dişim düştü. Aman aman, bekle şunu durdurayım. Canına, bu yerdekiler cidden senin dişlerin.
Ne yapacağım ben seninle? Neyse endişelenme. Ver şu elmayı bana da sana atıştırmalık bir şeyler getireyim. Bu kaşıkla Lizzie'ye yardım edebilirim. Belki şöyle bir yuvarlak parça çıkarsam yeter. İşte böyle. Şimdi de elmanın içini kaşıkla bir güzel parçalayayım. Mükemmel oldu işte. Belki de dişlerimi yerine geri takabilirim. Ah hey, işe yaradı. Yeniden dişlerim oldu. Selam tatlım, sana elmanı getirdim. Peki aç bakalım ağzını kocaman. Yaşasın, elmaya bayılırım. En sevdiğim meyve. Tamamdır, spor haberlerimize geri dönelim. Günü kurtardık. Çok hastayım. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Hapşır. Amanın, hapşırınca dereceyi düşürdüm. Pekala tatlım, ateşine bir bakalım. Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz daha iyi misin? Ateşin hiç iyi değil. İlaca ihtiyacın olacak. Hayır, ilaçlardan nefret ediyorum. İğrenç ve kötüler. İşte bu kadar. Bu kadarı yeterli olmalı. Hadi ama Lizzie, iyileşmek için bunlara ihtiyacın var. Ah bu ne ya? Nasıl kaçtı ki? Kaçmam lazım. İlaç mı içmeyeceğim. Ah şaka mı bu ya? Bu çocuk da bir tuhaf. Tam bir saklanma ustasıyım. Artık beni bulamaz. Akşamımı hiç böyle israf etmek istemiyorum. Bir saniye, sanırım bir fikrim var. Peki, kaşığım bir elimde, ilaç da diğerinde. Şimdi de şu ufak lollipop'a ihtiyacım olacak. İlaca bir güzel batırayım. Bir iki de döndüreyim, güzelce kaplanması gerekir. Tatlım, sana bir sürprizim var. Aa, hayır, babam geri geldi, bana ilaç vermek istiyor. Ha, o da ne? Bir lollipop getirmiş. Lollipop'umu alabilirim şimdi. Pekala, işte burada tatlım, hepsi senin. Çok lezzetli, harikaymış. Ha, aynen öyledir. Benim de canım bir tane çekti. Yaşasın, yaşasın yemek zamanı. Yemeğe bayılırım. Aynen öyle. İşte muzların. Bu da yulafın ve meyve suyun. Buyurun, şimdi yumul bakalım. Kahvaltı çok önemlidir. Yaşasın, kahvaltı harikadır. Bir dakika, ne oluyor ya? Ortalığı batırıyor. Lay lay lay, gülen yüz yaptım. Çok güzel oldu. Ah şaka mı bu ya? Ah peki. Şimdi bu pisliği temizlemem gerekecek. Peki tatlım, şunu çıkarmamanı istiyorum. Her şeyi güzelce temizlendi. Sen de kahvaltını güzelce et, olur mu? Tamamdır, gazeteme geri döneyim. Bu haberi okumak istiyorum. Bu ne ya? Lizzie, neden böyle bir şey yaptın şimdi? Oh, bir şey yapmadık ki babacığım. Şimdi de temizlenmem gerekecek. Bütün bunlarla uğraşmak için yeterli sabah kahvesi içmemiştim. Ah, böyle daha iyi. Ah, hayır, masadaki kahve izine bak. Bir saniye, bu bana harika bir fikir verdi. Bir parça kağıt alıp kupamı üzerine yerleştireyim. Şimdi de çevresini bir kaleme çizeyim. İşte bu kadar. Gayet güzel daireler çizdim. Şimdi de şu kaşığın etrafını çizeyim. Mükemmel. Tam olarak böyle yapmak istemiştim. Bu bayağı işimize yarayacak. Peki tatlım, işte sana yeni bir altlık. Baksana, artık bütün yemeklerin ve çatal kaşığın için yerler var. Vay, teşekkürler babacığım. Peki, bunu doğruca yerine koyayım. Yaptım işte. Harikayım. Meyve suyu bardağımı da şuraya koymalıyım. Mükemmel, işe yarıyor gibi duruyor. Etrafı berbat etmiyor. Oh. İşte şimdi sabah güzelleşti. Yaşasın. Okul için hazırlanmanın zamanı geldi. Sırt çantama şöyle bineyim o zaman. İşte artık hazırım. Baba! Babacığım! Okula gitmeye hazırım. Tamam, işte geldim. Hadi seni okula götürelim. Hazır mısın? Sıkı tutun. Oo, çok eğlenceli. Sırt çantasına binmeyi çok seviyorum. Ne güzel bir gün değil mi? Bir dakika, biz buraya nasıl geldik? Yanlış yerden döndüm herhalde. Senin saçların ne güzel. Tatlım, baksana ne aldım. İşte yepyeni gazlı kalemlerin. Yaşasın. Sağ ol anneciğim. Gazlı kalemlere bayılıyorum. Oo, iki tane yeşil. Önce bunlarla başlayacağım. Resim yapmakta çok iyiyim. Hem bunun için bana ödül vermeleri lazım. Şimdi bütün renkleri aynı anda kullanacağım. Gökkuşağına benzedi. Gökkuşağına bayılıyorum. Yaşasın, bu da mavi. Kırmızıyla ismimi yazabilirim.
Öf, niye bir sürü kapak var? Bunları istemiyorum. Kapakların hepsini çıkaracağım. Hey, bu kalem niye yazmıyor? Anne! 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 Bak, kalemlerim bozuldu. Düzelt bunları. Ne? Ama bunlar daha yepyeni. Daha yeni aldım. Bir bakayım. Bu kalemlere ne olmuş böyle? Tamam, gel benimle. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Bak, gördün mü? Bütün kalemler bozulmuş. Ah, anladım. Hepsinin kapağını çıkarmışsın. Kapakları olmadığından hepsinin içi kurumuş. Gördün mü Eva? Kullanmadığında kapaklarını kapaman lazım. Aa, peki. Kapaklarını kapalı tutuyoruz. Bir bakalım diğer kapaklar nerede? Eva, onları nereye koydun? İşte biri burada, diğeri de burada. Her yere dağılmışlar. Tek bir çocuk etrafı nasıl bu kadar dağıtabilir? Neyse ki çok şirin bir şey. Keşke bu kadar dağınık olmamasını sağlayacak bir yöntem olsa. Aa, bir dakika. Bant. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Hadi bakalım. Banttan bir parça koparıyorum. Bu kadarı yeterli. Sonra kalemlere ihtiyacım var tabii. Kalemleri böyle bantın üstünde sıraya diziyorum. İşte aynen böyle. Sonra bantın geri kalanını kapakların üstüne katlıyorum. Bu çok işe yarayacak eminim. Pekala tatlım, şuna bir bak. Artık kapaklarını hiç kaybetmeyeceksin. Hepsi buradalar, tamam mı? Al bakalım. Yaşasana, bak kalemler yine yazmaya başladı. Mor bir çiçek yaptım ve yeşil bir kalp. Ah, sen harika bir ressamsın kızım. Ren. Ren. Bir bakalım, yeterince oyuncağı çantama koydum mu acaba? Ah, şapkasını unutmamalıyım. Benim kitabım o da tabii. Ve elleri kirlenirse de ıslak mendil de koyayım. Uf, çanta dolmuş bile. Hadi ama gir şuraya. Buraya sığabileceğini biliyorum. Harika, sırada ne var? Neyle oynuyor acaba? Aha, anne o benimdi. Tamam, şimdi bu oyuncağı kutusundan çıkarayım. Artık içi boşaldığına göre ıslak mendilleri bunun içine sokabilirim. Ufacık bir kutu ama mendiller de katlanıp ufacık olabiliyor. İşte oldu. Bu kadarı bize yeter. Ve bu şekilde çok daha az yer kaplıyor. Hey anne, bak ben ne yapabiliyorum. Cips yüzümde duruyor. Evet, bu çok zekice. Aferin sana. Ama bir saniye dur bakayım. Islak mendilden bir tane alayım. Bu uzun zamandır yaptığım en akıllıca şey. Hadi bakalım, annen şimdi biraz yüzünü temizlemek istiyor. İşte tertemiz oldu. Tam da olmasını istediğim gibi. Ah, ne güzel bir akşamüstü. Ah, o da ne? Tatlım, ördeklere bak. Anne, üstüme döktün. Ah, neyse merak etme, ben şimdi hallederim. Gördün mü? Hala ıslak mendilimiz var. İşte oldu. Hepsini sildim, tişörtün yine tertemiz oldu. Şimdi o içecek yerine niye şu elmayı yemiyorsun? Ren, bir bebek, dikkat edeyim, ben geliyorum. Bum, Dino kamyon seni hakladı. Tatlım, orada ne yapıyorsun? Tatlım, tatlım. Annen sana bir şey soruyor. Aman tanrım, elleri kir içinde kalmış. Neyse ki yanımda bu ıslak mendiller var. Hadi ellerini bir temizleyeyim. Yalnız biraz ovalaman gerekecek. İşte ellerin yine tertemiz oldu. Yaşasın, sağ ol anne. Sen harika bir annesin. Yaşasın. Atıştırma zamanı. Getirin yemeğimi. Of. Ay, olamaz. Bu kötü bir fikirdi. Anne. Tatlım. Neredesin? Aşağıdayım. Düştüm. Çok acıkmıştım ama tezgah çarptım. Ah canım. Bir dakika, ah buldum. Önce bu disk pamuğu kesiyorum. Sonra biraz gıda boyası damlatıyorum. Bu bir tür gökkuşağına benziyor. Çok güzel oldu. Ardından bir kase süt hazırlıyorum. Sonra renkli pamuğu içine koyuyorum. Şuna baksana. Ne kadar güzel değil mi? Renklerin dansını görmek için karıştırıyorum. Sütte bayağı eğleniyorlar. Bak, aç gözlerini. Oh, harika. Onları dans ettirmek istiyorum. Bu işte iyiyim değil mi? Eğleniyor musun tatlım? Hah, evet baba. Sırada mavi var. Hayır. Neyse. Sıradakine geçelim. Güzel oluyor. Ay yok artık, yine mi? Bu hiç iyi değil. O da neydi? Neyse. Size güveniyorum çocuklar.
Hadi ama. Hayır. Neler oluyor? Mum boyalarım sanatıma dayanamıyor. Hı? Şuna baksana. Ben hallederim. Evet. Ha? Ben spadayken olmaz. Görmezden geleceğim. Annecik cevap vermiyor. Bu iş bana kaldı. Sosisli sandviçe sarıl. Mum boya mum boya. Hadi defile yapalım. Tamam, babanın mola ihtiyacı var. Bekle bir dakika. Neden bunu daha önce düşünmedim? Bana sadece bu lazım. Tabii ki bir de peynir rendesi. Hadi alsın bakalım. İşte geliyor. Sanki süsleme şekerlerine benziyorlar. Vay canına, ne kadar güzel, öyle değil mi? İşte. Fakat henüz işim bitmedi. Hadi burayı ısıtalım. Mum boya parçaları eriyor, gördün mü? Böylece boyaların boşa gitmeyecek. Artık gözyaşı yok. Yepyeni bir tişörtün oldu. Vay canına, bayıldım buna. Şu renklere bak. Konfeti gibi oldular. O zaman beni kutlayalım. Bu partiye herkes davetli. Teşekkürler babacığım. Tamam, şimdi kımıldama, tamam mı? Doğru acıyı yakalamam gerekiyor. Böyle kal, duydun mu? Aa, bu çok fazla. Biraz yaymak lazım. İşte yeterince iyi mi? Aa, birbirlerine hiç benzemiyorlar. Hey, neler oluyor? Galiba resimlerine öfkeleniyor. Bence bu tarz daha iyi. Yoksa değil mi? Pes ediyorum. Bu iş bana göre değil. Alex, bütün sanatçıların alıştırma yapması gerekir. Ama çok sinirliyim. Sana küçük bir ipucu vereyim. Kağıdı bantla. Sonra boyayı sık. Yaymak için spatula kullan. Sonra aynı şeyi yeni bir renkte daha yap. Onları farklı yüksekliklerde yapabilirsin. Gördün mü? Bu şerit kapatıcı da işine yarayabilir. Şimdi kediciklere benziyorlar. Gördün mü? Şekillerin ana hatlarını çizince her şey ortaya çıkıyor. Detaylarla uğraşarak eğlenebilirsin. Çok tatlı olmadılar mı? Bandı çıkarma zamanı geldi. İşte ne düşünüyorsun bak? Vay canına, bunu sen mi yaptın anne? Aynı benim kediciğime benziyorlar. Şimdi sıra bende. Nasıl yaptım? Sen harikasın anneciğim. İyi bakalım, hangisini seçeyim acaba? Tamam, bunu. Güzel, hem bir dakika. Diğer odadan bir şey almam lazım. Ne var, ne oldu? Neden bağırıyorsun? Lego'nun üstüne bastım, canım yanıyor. Ayağıma bak. Ah tatlım, evet, Lego'nun üstüne basmak çok acıtabilir. Hepsinin keskin köşeleri ve kenarları var. Bu benim aklıma iyi bir fikir getirdi. Bir spor ayakkabıyla tutkal tabancası alıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi Lego'yu buraya yapıştırabiliriz. Sonra ayakkabının üstüne daha fazla Lego parçaları yapıştırıyoruz. Birkaç tane daha eklediğimizde işimiz tamamdır. İşte bu küçük pembe parça da sonuncusu. Al bakalım tatlım, sana çok özel bir ayakkabı yaptım. Lego ayakkabılar. Bu çok harika bir şey. Yaşasın, ne bayıldım buna. Çok teşekkür ederim babacığım. Bir şey değil canım. Artık ayaklarını incitmeyeceksin. Ay, çok acıtıyor gerçekten. Babacığım, sen iyi misin? Evet, iyiyim tatlım. Peki o zaman. Şimdi ben mutfağa gidip atıştırmalık bir şeyler alacağım. İşte burada varmış. Şekerleme ve patlamış mısır. İkisini de çok severim. Tatlı oldukları için şekerlemelerle başlayacağım. Yaşasın drajeler. Şimdi bunları sıraya dizeceğim. Drajelerle bir gökkuşağı yapabilirim. Gökkuşaklarına bayılıyorum. Merhaba tatlım. Ne yapıyorsun burada? Demek drajelerle oynuyorsun. Çok zekice. Bak, bir gökkuşağı yaptım. Çok güzel değil mi? Evet, çok güzel gerçekten. Patlamış mısır. Olamaz. Patlamış mısırı döktüm baba. Gökkuşağımı mahvettin. Her yer patlamış mısır oldu. Olamaz. Üzgünüm tatlım. Kazara oldu. İsteyerek yapmadım. Bu şimdiye kadar yaptığım en güzel gökkuşağıydı.
Dinle. Ah, bu sorunu mısırları yiyerek hemen halledebilirim. Hmm, çok lezzetliymiş gerçekten. Aman tanrım, lütfen ağlamayı kes. Ah, yapabileceğim işler olmalı. Bu mısırları ve drajeleri alıp mikrodalgaya atsam. Evet, sanırım bu iyi olur. Torbayı açıyoruz ve içine bu drajelerden biraz döküyoruz. Şimdi torbayı mikrodalgaya koyuyoruz. Tatlım, lütfen üzülme. Babam birazdan her şeyi halledecek. Hah, işte ding ding sesi geldi. Patlamış mısırımız hazır. Şunu kaseye dökeyim. Oh, muhteşem olmuş. Tam umduğum gibi. Hey tatlım, şuna bir bak. Canına çok güzel olmuş. Patlamış mısırlar rengarenk olmuş. Bunu alıp beraber film izlememize ne dersin? Yaşasın, patlamış mısırla film izleme zamanı. Çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli gerçekten. Hadi al bakalım patlamış mısırdan. Hmm, çok nefis değil mi? Harika bir şey olmuş. Evet, çok lezzetli. Bu film de çok iyi çıktı değil mi? Efektleri müthiş. İşte akşamları güzel geçirmenin eğlenceli bir yolu. Aa, birisi çok yorulmuş belli ki. Üstüne şu battaniyeyi örteyim. İyi uykular tatlım. Çok tatlısın. Benim de uykum gelmiş. Şunu kapatayım. Ah, ben de gidip yatayım. Bu da çok lezzetliymiş. Ah, ne oldu? Ah, neredeyim ben? Mutlu yıllar. İşte sana bir doğum günü şapkası. Yaşasın, teşekkürler. Şapkama bayıldım. Sen şimdi burada kal, ben hemen dönerim. Doğum günü pastasını nereye koymuştum? Aa, tamam, buzdolabına koymuştum. İşte burada. Şunu çıkarayım da bir ısınsın. İşte küçük kızımın doğum günü pastası. Çok güzel bir seçim yapmışım gerçekten. Aa, bir dakika. Kızımın birkaç arkadaşını davet edeyim bari. Hey, doğum günü partimize gelmek ister misiniz? Hem pasta yersiniz hem de eğlenirsiniz. Ha, tamam, geliyorum. Aa, ben mi? Aa, davet ettiğiniz için çok memnun oldum. Bu işi de hallettik. Olamaz. Ne yaptım ben? Pastayı mahvettim. Çok fena oldu. Kenarları mahvoldu. Ne yapacağım ben şimdi? Pastayı eski haline getirmenin bir yolu olmalı. Mazarlı bir pastayı nasıl onarabilirim ki? Pastacı değilim ben. Bir saniye. Bu kasedekiler şekerleme mi? Belki dikkat edersen bir şeyler yapabilirim. Önce bu bozulmuş parçayı keseyim. İşte oldu. Şimdi bu dilimi şuradaki tabağa koyuyorum. Sıra şekerlemelerde. Umarım işe yarar. Drajeleri pastanın kesilmiş kısmına bastırıyorum. İşe yarıyor sanki. Tamam, böyle devam ediyorum. Aslında hiç fena olmadı bence. Mumumuzu da yakalım. Şekerlemeler imdadımıza yetişti. Mumumuz da harika oldu. Tatlım. Efendim babacığım. Aman tanrım, bu benim doğum günü pastam mı? Müthiş. Üstünde şekerlemeler var. Rengi de pembe. Yaşasın. Bütün arkadaşlarım da burada. Hepsi benimle birlikte doğum günü kutlamaya gelmiş. O zaman bir dilek tutup mumu söndürüyorum. Bu hayatımın en güzel doğum günü oldu. Alın bakalım çocuklar. İşte en sevdiğiniz şey, makarnanız geldi. Sen iyi misin anne? Çok nefis. Ve tabii sosunu da unutmamak lazım. Çok lezzetli görünüyor anneciğim. Peki, neden olmasın? Vay canına. Hey, bayağı iyiymiş. Beğendiğinize memnun oldum. Sonrasında yıkanacak tabak da olmayacak. Sen çok sevimli bir şeysin. Selam. Hadi kendini nasıl hissettiğine bir bakalım. Hadi. Olmaz. Hadi ama ağzını güzelce bir aç şimdi. Yaklaşma bana. Bunu yapmak istemiyorum. Peki bir sihirbazlık numarası görmek ister misin? Vay. Kandırdım. Bu her seferinde işe yarıyor. Beni oyuna getirdin. Evet, öyle yaptım. Tamam, şimdi göğsünü bir dinlemem lazım. Bunu sevmiyorum.
Üçünü keser misin? Ama bu eğlenceli. Bay Sevimli iyiymiş. Yakalayamadın. Daha hızlı olman gerekiyor. Güzel, hareket etme, bu çok iyi. Ne? Sesi güzel geliyor değil mi? Ver bakayım şunu bana. 10 yıl tıp oku, sonra bununla uğraş. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. O kelebeği stetoskopuma yapıştıracağım. Şimdi ürkütücü görünmüyor işte. Hey, şu kelebeğe bak. Vay canına, çok güzel. Sanırım senin üstüne konacak. Ses iyi geliyor. Hareket etmemeliyim. İşte yakaladım. Aha, kulaklarım. Pardon. Belki bunun yararı olur. Hayır hayır, sorun yok. Uf, gidip kendime bir doktor bulsam iyi olur. Pekala ufaklık, okul zamanı. Al bakalım çantanı. Sağ ol babacığım. Ayakkabı giymem lazım babacığım. Uf, unutmuşum onu. Sorun yok, ayakkabılarını alayım. Hadi bakalım, çok gıdıklanıyorum. Tamam, şimdi hareket etmemeye çalış. Sen çok komiksin babacığım. Şunu yapmama izin verir misin artık? Pardon. İşte oldu. Şimdi doğruca okula, tamam mı? Tamam, görüşürüz babacığım. Görüşürüz kızım. Of. Bu bayağı zordu. Biraz gözlerimi kapasam iyi olacak. Uyan hadi babacığım. Karnım acıktı. Peki, burada bekle. Al bakalım tatlım. Hepsi bu değil mi? Şimdi biraz dinlenebilirim. Şimdi ne var? Bu hiç hoş değil babacığım. Ne oldu ki? Yağmur yağıyor, ısınacağım. Sorun yok. Bu şemsiyeyi al o zaman. Sağ ol, bay. Lütfen artık bitsin. Vay canına, bayağı bir fırtına çıkmış. Bir daha asla dışarı çıkmam. Eyvah, olamaz. Şemsiyem kırıldı. Hayır hayır, sorun yok canım. Ama... çok az kalmıştı. Biraz kendi başıma vakit geçirmem lazım. Golf oynayacaktım. Bir saniye. Bu duş perdesi. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Perdeyi katlayıp üçgen haline getiriyoruz. Üçgenin üst kısmını kesiyoruz. İki parçayı birbirinin üstüne getiriyoruz. Perdeyi birbirine yapıştırmak için ısıya dayanıklı kağıtla saç düzleştiriciyi kullanıyoruz. Boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz. Vay canına, bu panço harika olmuş baba. Harika görünüyor. Artık dışarı çıkabilirim. Evet, ben bir dahiyim. Bu inanılmaz. Hala kupkuruyum. Oh, güneş çıktı. Ama ben pançomu giymek istiyorum. Pekala tatlım, işte fırçan ve boyaların. İyi eğlenceler. Ah, olamaz. Ne yaptın sen? Ben değişemem baba, ben. Annen çok kızacak. Ama belki de boş bir kağıt al. Üzerine biraz boya sür. Biraz da kırmızı. Boyayı küçük daireler halinde yay. Sonra kağıdı plastik bir poşete koy. Tatlım, bak bende ne var. Aa, baba, buna bayıldım. Hey, boyaya bak. Her yere yayılıyor. Ama ortalık batmıyor. Bu çalışmıyor. Biraz daha sert üfle canım. Böyle mi anne? Ay, kitabım. Sırılsıklam oldu. Uslu uslu oyna tatlım. Ama anne, baloncuklar çıkmıyor. Ah, bu sabah duş yapmıştım zaten. Ay, pardon anne. Oh, o da çocuk. Derin nefes al, sorun yok. Bu oyuncağı sevmiyorum. Ay, ne yapacağımı buldum. Hemen ilgileneceğim. Ne çok baloncuk aleti var. İşte bana gereken bu. Harika görünüyor. Bak annende ne var? Oo, anne, bu bir domuzcuk. Hem de baloncuk yapıyor. Yok artık. Aa, çok heyecanlandım. Onunla oynasana.
Bu müthiş. Oo, çok eğlenceli. Biz sonsuza kadar en iyi arkadaşlar olacağız. Teşekkürler anne. Rica ederim canım. Artık kitabımı okuyabilirim. Kek için teşekkür ederim. Dilek tutmayı unutmayın. Hadi bakalım. Umarım gerçekleşir. Ve babanızın ikinize bir de hediyesi var. Öyle mi? Aa, evet. Sadece bunlar var. Şaka mı bu? Kusura bakmayın çocuklar. Sorun değil anne. En azından kekimiz var. Belki bir şeyler yapabiliriz. Bu reklamı gördüm. Ama saçların güzel. Ama tek bir yolu var. Tekrar uzar. Bebeklerim için. Bunu yapmamalısın. Teşekkür ederim canım. Merak etmeyin çocuklar, sorun yok. Hediyeler mi? Mutlu yıllar. Bu en güzel doğum günümüz. Teşekkürler. Şimdi ne var acaba? Biz iyi birer anne babayız. Yüzlerindeki ifadeye bak, her şeye değer. Oo, bu bir 3 boyutlu kalem. Bana da bir bebek geldi. Bu harika bir hediye. Teşekkürler. Rica ederiz. Hadi yürüyüşe çıkalım oyuncağım. Bir fikrim var. 3 boyutlu kalemle enlemesine ince çizgiler çiz. Aşağıya doğru devam et. Sonunda şöyle bir şekil elde etmelisin. Sonra şekil vermek için çevresini çiz. Bu tamam olunca şöyle daha küçük şekiller çiz. Bunları birbirine yapıştır ve işte bir sandalye oldu. Tam bebeğe göre. Bebek belki yürüyüşten sonra oturmak ister. Çok naziksin. Teşekkürler. Bu harika. Şimdi biraz kek de yiyebilir. Sen dünyanın en iyi kardeşisin. Beni zorlayamazsın. Hadi tatlım, ellerini yıkaman gerek. İstemiyorum ama. Ördeğim ve ben buradan gidiyoruz. Gel buraya. Keşke uçabilseydin ördekçik. Sen kendini kurtar ördekçik. Ayağım. Her yerde legolar var. Hep ortalığı toplamak zorundayım. Ha, bir dakika. Bir kase ve jöle sabun al. Sabunu erit ve gıda boyası ekle. Küçük bir damla yeterli olur. Sabunu boyayla karıştır. Eşit olarak karışması gerek. Bu bitince sabunu büyük bir Lego'nun içine dök. Dikkat et dışarı sıçramasın. Lego'yu ağzına kadar doldur. Öbür tarafına da aynısını yap. Şimdi donsun. Lego'yu ters çevirip sabunu çıkar. Eğlenceli renkli sabun. Ne düşünüyorsun? Lego sabunu ver bana. İşte budur. Onunla istediğin kadar oyna. Vay canına. Burada farklı renklerde olanları da var. Sarıyı da denesene. Bu harika. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Zavallı küçüğüm. Ateş gibi yanıyorsun. Oh, bu hiç iyi değil. Seni iyileştirmeliyiz. Annenin hemşirelik yapması gerek. O da ne? Şaka şaka, bana bu lazım. Biraz hemşire şakası. Bize gereken bu. Ama onu sevmiyorum. Tadı berbat. Ama iyileşmen gerek. Aç bakayım ağzını. Hayır, hayır. Anne, istemiyorum. Of. Bak anne. Kola istiyorum. Sanırım onu nasıl ilaç içirebileceğimi buldum. Boş bir kola kutusu al. Orta kısmını aç. Öksürük şurubunu kutuya yerleştir. Sonra tekrar kapat. Öksürük şurubunun içine bir pipet yerleştir. Sana kola getirdim canım. Hepsini iç. Teşekkürler anne. Aferin oğluma. Tadı farklı gibi. Ama sevdim. Elim. Bu kan mı? Canım çok yanıyor. Sanki bir şey batmış gibi acıyor. Keşke buraya gelmek zorunda kalmasaydım. Ha? O da ne? Olamaz. Birinin doktora mı ihtiyacı var? İğneler hazır. Ve onları kullanmaktan hiç korkmuyorum. Bu ufaklığın derdini... Bir yerini mi yaraladın küçük kız? O kadar da kötü görünmüyor aslında. Bir saniye.
Ha işte buradaymış. Bir yara bantı. İşte bunu kullanabiliriz. Ha? Kimin saçı bu? Bu kadar şikayet yeter. Hadi bakalım. Bu iş çok yorucu gerçekten. Elim acıyor. Pekala, sıkıntı ne tatlım? Elim yere düştüm de. Çok acı verici görünüyor. Neden bunlardan birini almıyorsun? Acına iyi gelecek bunlar. Yapma, yok artık. Hala haptan korkuyoruz demek, öyle mi? Peki ya şekerlemeye ne dersin? İşte o olur. Hey. İlacını al, bu senin olsun. Ama önce bir oyun oynayalım. Gözünü şekerlemeden ayırma. Ben niye? İşte oldu. Hangisi sence? Bu. Hayır. Of, olamaz, baksızlık. Bir dakika. Şekerleme nereye gitti? Dur, ağlama hemen. Yara bantı mı istiyorsun? Bu özel bir şey olacak ama. Bak, üstünde bulutlar var. Çok. Ve bu da sana sevgisini sunuyor. Ha. Hey, bunlar çok havalı. Ay, çiçek mi bunlar? Ben de hoşuna gideceğini düşünmüştüm. Vay canına. Şunu alayım. Harika bir seçim. Aa, bak ne güzel durdu. Daha sık düşersem iyi olacak. Teşekkürler. Güle güle. Of, ne gündü ama. Ha, olamaz, unuttum. Çok iğrenç. Çok sıkıldım. Selam. Çok fena. Peki ya sen? İşte yeni ilacımız neredeyse hazır. Pekala, iyi ne zamanı? Ne? Ah, hiç sanmıyorum. Olmaz ama bunu yapmak zorundayız. Aa, zorunda mıyız? Hayır dedim ya size. Hadi hemen hallediyoruz bu işi. Hayır. Dediğimi duymadı mı? Ay canına, bu şey de ne? Şunun uçuşuna bak. Ah, olamaz. Buraya düşemezsin. Aa, bütün formülüm. Oh, onun için ne kadar uğraşmıştım. Üstelik her yer mahvoldu. Pardon, aslında çok harika bir şey bu. Her tarafına bulaşmış. Eğlendiğine memnun oldum. Ama şimdi sıra sende. Nasıl? Aa, hiç anlamadım. Aa, yine vücuduma batmış. Şimdi ödeştik bence. Ödeştik mi? Peki o zaman. Bir bakalım. Bunlar nereye gidiyor? Oh, aman tanrım. Şu bıçaklara bak. Onların burada olmaması lazım. Ya küçük Meleğim ellerini sokarsa buraya? Bıçaklar yüzünden kendini yaralayabilir. Of, hayır, hayır, hayır. Bunlar kesinlikle burada duramaz. Bunları bulamayacağı bir yerde kilit altına almam lazım. Of, böylesi çok daha iyi. Artık güvende olacaktır. Şimdi de oyuncakların bir kısmını toplayayım. Bir saniye. Bu masanın kenarı çok sivri. Bu neredeyse bıçaklardan bile kötü. Bir yerini vurabilir. Of, olamaz. Yazık olur o dizlere. Kızımın acı çekmesini engellemek için bu masayı buradan kaldırmam lazım. Aman tanrım, olamaz, mümkün değil. Evimde böyle bir ölüm makinesini barındıramam. İşte yastıkları güzelce kenarlara yerleştirdim. Artık hiç sivri değiller. Bunun sayesinde tamamen güvende olacak artık. Kapıyı kitlemeyi unutmayayım. Bir dakika. Ya evdeki prizler? Olamaz. Ne yapıyor? Canı yanacak. Hayır, 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 hayır. Benim bebeğim olamaz. Hemen dur bakalım orada. Elektrik prizlerine asla bir şeyler soğukmamalısın. Of, şu haline bak. Ağzın burnu kir içinde. Dur, seni bir temizleyeyim. Of, ben seninle ne yapacağım? Bir saniye. Bu ıslak mendillerin kapağı priz sorununun çözümü olabilir. Evet, hepsi bunun altına sığabilir. Yalnız bir iki değişiklik yapmam lazım. İşte olduğu kapağı doğruca çıkabilir ve prizlerin üstüne yapıştırabilirim. İşte oldu. Şimdi bu parmaklarını prizden uzak tutmasını sağlayacak. Pekala, anne evde değilken usludur, tamam mı? Bir saniye. Ya ütü? Evden hiç çıkamayacağım galiba. Yaşasın, en sevdiğim popit oyuncağım. Kelebekleri çok seviyorum. Aman tanrım, küçük bir meleği andırıyor. Ah, selam, seni uzun zamandır görmemiştim. Nasılsın?
Hadi seninle bir yürüyüşe çıkalım. Evet, güzel yürüyorsun. Sadece dünyanın çevresini yürüyerek gezebilir miyiz? Oh, bak bebeğim, bir havuz. Ben yüzmeye bayılırım. Vah canına, susadın mı yoksa? Bir şeyler içmelisin. İşte nasıl geldi, iyi mi? Ah, olamaz, nereye gitti şimdi bu? Ah, şu taraftaymış. Onu en son gördüğümden beri bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. Bebek, bu artık o kadar eğlenceli değil. Aa, şuna bak. Orada bir top var. Üstelik güzel de topmuş. Bayıldım. Ah, rengi kırmızı ve mavi. Hey, gel buraya bakayım. Top, yuvarlanıp durmayı kes. Seninle oynamak istiyorum. Vay canına. Bak bu ağaç ne kadar yüksekmiş. Boyu ta oralara kadar uzanıyor. Bu gördüğüm en iyi ağaç. Ağaç ağaç, bahsederim. Seni sallayabilirim. Şaka şaka. Bu kitaba hayran oldum. Ha? Bir dakika. Şimdi nereye gitti? Kızım nerede? Olamaz, olamaz. Kayboldu. Hiçbir yerde göremiyorum. Oyuncak bebeği burada. Aha, ama onu her yere götürürdü. Neredesin kızım? Neredesin? Ha, merhaba. Burada küçük bir kız gördünüz mü? Ha, buna benziyor. Çok şirindir. Aa, üzgünüz. Onu hiç buralarda görmedik. Nereye gitti ki bu? Aha, telefonum çalıyor. Alo? Evet, evet. Aman tanrım, çok teşekkür ederim. Of, nerede benim kızım? Ah, meleğim, biricik aşkım, annen seni her yerde aradı. Merhaba anne. Onu geri getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana nasıl ulaştınız? Bileziğinde yazıyordu. Sadece o numarayı aradım. Ah, aman tanrım, bileziği unutmuşum. Biraz misina ile birkaç boncuk aldım. Kartlar daha güzel görünmesini sağlıyor. Sonra telefon numarasını ekledim. Son olarak da ismini ve birkaç kalp daha ekledim. Enimi bana getirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler. Eni, kahramanımıza el salla hadi. Al bakalım, sana güzel ve sadıklı bir atıştırmalık hazırladım. Hayır, bunu istemiyorum Berbant. Ben hamburger istiyorum. Ama hamburger yiyemezsin. Bunu yemek zorundasın. Al hadi bunu bir dene. Hoşlanacağından eminim. Hayır dedim, ben hamburger istiyorum. Bunu göreceğiz. Bak işte elman geliyor. İşte geldi. Ağzını kocaman aç ve bir ısırık al. Hadi. Hadi ama tatlım, sen elmaya bayılırsın. En sevdiğin şeydir. Peki bu çikolataya ne dersin? İşte geliyor. Ay canına, çikolataya bayılırım. Yaşasana, ver hadi ısırayım. Giderek yaklaşıyor. Olmaz, elma olmaz demiştim. Of, peki şunu deneyelim. Enim bak bende ne var. Aynen öyle. Ayı kardeş seni ziyarete gelmiş. Al bakalım, ona kocaman bir sarıl bakalım. Thank you. Çok iyi, ilgisi tamamen dağıldı. Şimdi bunları arada yedireyim. Ne? Olmaz. Elma istemiyorum. Elma olmaz. Of, sabrımı gerçekten zorluyor. Bu konuda yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hamburger istediğini söylemişti. Buldum. Bu sefer beni asla atlatamayacak. O zaman meyve burgeri yapmaya başlayalım. Elma ekmeği olacak. Kivili salatası. Et yerine bir dilim şeftali ve ilave olarak da çilek ve muz. Hatta elma ile patates kızartma bile yapabilirim. Tatlım, sana bir hamburger yaptım. Aynen istediğin gibi. Vay canına, bütün bu hamburger benim için demek. Yanında patates kızartması da var. Patates kızartması hayatta en sevdiğim yiyecek. Yaşasın, hamburger zamanı, çok lezzetli. Bu harika olmuş. İşte benim akıllı kızım. Sen meyveyi mi yoksa hamburgeri mi tercih ederdin, yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Ah, ot anne. Aman tanrım, bebeğim başı dertte. Hayır hayır, onu bulmam lazım, canı yanıyordur. Tatlım. Ne? Amanın. Ah, yüreğime iniyordu, hem ruj oyuncak değildir ve asla yenmez. Oh, ama aklıma güzel bir fikir geldi. Şu çatalla ruju kabından çıkaracağım. Sonra da bu kırmızı çikolatayı eriteceğim. Şimdi boş ruj kabına dökmeye hazır. Tamamdır. Ağlama canım. Sana özel bir ruj yaptım bak. Oh, sadece bana özel makyaj malzemesi. Hatta bunu yiyebilirsin. Çok lezzetliymiş. Ruja bayıldım. Artık favorim bu. Teşekkürler anneciğim. Ha? Aman tanrım, ne oluyor orada? Ah, tatlım, ortalığı berbat ediyorsun. Ne peşindesin? Benim anne. Aman tanrım, bu abur cuburu da nereden buldun? Güzel yüzüne de boydan boya bulaştırmışsın. Yüzünde de sivilce çıkarmış. Sivilce istemeyiz değil mi? Cildindeki şu yaralara bak.
Oh amanın, dokunmamıştım bile. Gerçekten patladı mı böyle? İğrenç. Pekala, yeter artık. Bu konuda bir şey yapmalıyız. Bütün bu abur cubur ve çöpleri ben alıyorum. Hayır anne, sevdiklerimle lütfen. Tatlım bak, sana atıştırmalık getirdim. Sağlıklı meyveler. Artık kitabıma dönebilirim diye umuyorum. Berbat meyveymiş. Bakıyor mu? Hayır. Dikkati başka yerde. Fırsat bu fırsat. Ha? Ne yapıyorsun anne? Hiçbir şey tatlım. Kitabımı okuyorum. Ha, peki. Ben de evimizin resmini yapıyorum. Ay, renkli kalemleri devirdim. Pardon anne. Sorun değil, ben toplarım. İşte bu kadar. Her şey yerli yerinde. Oh. Hmm. Aklıma zekice bir fikir geldi. Kolamı da şöyle ortasına yerleştirebilirim. Sonra da pipetimle gizli gizli içerim. La 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 la. Ha? Anne, ne yapıyorsun? Renkli kalemleri düzenliyorum sadece. Aa, peki öyle diyorsan. Tamamdır. Çok eğlenceli bir parti olacak. Her şey çok tatlı ve süslü. Şu bardaklara bir bakayım. Çok üst üsteler. Selam anne. Aa, kola ve cips mi? Süper. Ben acıkmıştım ama. Aa, dolapta da şeker var. Ne? Şuradaki şey de ne? Sanırım bir not. Ya, şeker parti içinmiş. Üzüldüm. Sanırım başka bir şey bulmalıyım. Ah, bu da mı parti için? Reçel bile mi? Belki de bu yumurta. Ay yok artık. Yumurtanın partide ne işi var ya? Dolabın içindeki her şey parti için. Bir dakika. Burada bir pizza var. Üstünde not da yok. Yaşasın, pizza en sevdiğim yemeklerden. Eminim tadı da çok güzeldir. Vay, şu sucuklara bak ha. Hayır, o pizza da parti için. Yani şimdi yiyemezsin. Ama anne lütfen, çok acıktım. Aşıktan öleceğim şimdi. O da orada durmuş, telefonla konuşuyor. Bakmıyor işte. Pizzadan bir dilim alacağım. Bir dilimden bir şey olmaz. Yukarıdan aşağı şöyle. Sonra da sağdan sola. Kenarına kadar kesmeliyim. Çok güzel kokuyor. Sonra da ilkinin yanından biraz daha keseyim. Aynen böyle. Şimdi de dilimimi alabilirim. Neyse, pizza zamanı. Bir dilim daha isterim. Eminim bu da ilk dilim kadar güzeldir. Annem buraya bakacak. Aa, buraya geliyor. Çabucak kesik dilimleri saklamam lazım. Tatlım, pizza ile ne yapıyorsun bakayım? Parti için dilimliyorum anneciğim. Aa, anladım, çok düşüncelisin. Evet, yolladığın gider tablosunu aldım. Bu yaprakları sen mi yedin? Zürafa kardeş, onlar benimdi. Ha? Annemin çikolatası var. Anne, anne, çikolatamdan alabilir miyim? Aa, evet haklısın. Bu sayılar doğru görünmüyor. Ağzım ıskaladı. Düz dur, çikolata seni ısırmaya çalışıyorum. Bu sefer yakaladım seni. Of, bu çikolata çok kabaymış ama görecek gününü. Of, kaçırdım. Merhaba anne. Aa, makarna. Makarnaya bayılırım. Çok güzel duruyor. Anne, anne. Şu makarnadan yiyebilir miyim lütfen? Aa, tabii tatlım. Ben de tam suyu kaynatıyordum. İşte bu kadar. Şimdi de pişmesini beklemen lazım. Hmm, hey, sanırım oldu. Yemek zamanı. Mis 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 mis. Of, of, çok sıcakmış. Anne, makarna çok sıcak. Yaktı beni. Hmm, şöyle yapabiliriz. Şu kağıdı alıp masaya bir güzel bantlayalım. Tam ortasından şu şekilde yapıştırıyorum. Sonra yere kadar uzatıyorum. Ayağımla da tutayım. İşte bu kadar. Makarnayı ellerimi kullanmadan soğutabilirim artık. Ah anne, çok zekisin sen. Makarnam soğuduğuna göre artık onu yiyebilirim. Hmm, hazır makarna da bir başka. Bayılıyorum. Aferin tatlım, makarnanı güzelce. Ah, amanın, inanamıyorum. O kadar çok soğuttum ki donmuş. Ah tatlım tatlım. Biraz fazla mı güçlüyüm ne? Sen en iyi arkadaşımsın Pembe Kapçı. Tatlım, kendini biraz daha iyi hissetmen için sana grip ilacı getirdim. Dur ateşine bir bakayım. Bunun ateşin biraz düşer. Aç bakalım. Ha? Ne?
İlaç mı? Yok artık. İstemiyorum ya. Tadı çok kötü. Şöyle inat etmesine dayanamıyorum. İlacın tadı kötü. Tabii ya. Bu fikir kesinlikle işe yarar. Telefonumu koyup üstüne çift taraflı bir bant yapıştırıyorum. Şimdi en sevdiği videolardan birini bulayım. İşte bu kadar. Bu tam olur. Şimdi de telefonu alnıma yapıştırıyorum. Tatlım. Tatlım. Ha? En sevdiğim video. Bu kanala bayılıyorum. Tamamen videoya daldı. Fırsat bu fırsat. Al bakalım. Sen videonu izlemeye devam et. İlaçtan azıcık daha kaldı. Ha? Hayır. Tam da telefonuma ve yüzüme geldi. Bize ilaç vermeye çalıştı. Üzgünüm anne. Şekerlere bayılırım. Tat tatlılar mis gibiler. Evet, ağzımda yakaladım işte. Tatlım, öğlen yemeğini hazırladım. En sevdiğin yemeklerden birini yaptım. Hazır makarna. Hayır, makarna falan istemiyorum. Yemekte şeker istiyorum. Tatlım olmaz, yemekte şeker yenmez. Hadi ama ver şunları bana. Ver dedim şunları. Hop ya. Her yere dağıldı işte şekerler. Şekerlerimi döktün. Dur, ne yapacağımı biliyorum. Biraz su kaynatmaya başlamam lazım. Biraz da gıda boyası gerekecek. Şu yeşil ile bir başlayayım. İşte bu kadar. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi de makarnaları ekleyeyim. Güzelce yumuşayana kadar da kaynatalım. Makarnasını olabildiğince yumuşak sever çocuğum. Pekala, nasıl olmuşlar bir bakayım. Şöyle bir karıştıralım. İşte bu kadar. İşte yeşil makarnalarımız hazır. Bunları diğer renklerle de aynı tabağa koyalım. Tatlım, ağlama, bak sana ne yaptım. Mavi makarna. Turuncu makarna da var. Bak burada yeşil makarna da var. Hepsini yiyeceğim. Çok güzel. Şeker makarnaları. Pembe de mi var? Pembe en sevdiğim renk. Ağzımla yakalayacağım bunları. Ha? Makarnalarım nereye gitti? Tatlım. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Resmimi bitirmek için daha fazla sakız lazım. Ben de balon patlatırım. Dudaklarıma patladı. Sakız çok eğlenceli. Resim yapmak gibi. Tatlım, annem bir şey okumaya çalışıyor. Balon patlatmasan mı? Bu hayatımın en güzel resmi olacak. Tatlım, balon patlatmak hakkında ne dedim? Yeter artık. Çıkar şunu. Bu kadar sakız yeter. Yemin ediyorum bu kız bana kalp krizi geçirtecek. Annem bazen çok kötü olabiliyor. Sakızım olmadan çizemem ki. Ha? Şu bantı kullanabilirim. Ne yapacağımı biliyorum. Bir lastiğini açıp bantı çıkarabilirim. Şimdi de sakızı açıp içinden çıkaracağım. Bak, bantın plastiğinin içinde nasıl sığıyor, kapatayım. Vay, işte sakızımı sakladım. Kutlamak için yeni bir balon yapmalıyım. Kocaman yapacağım. Yok artık. Tatlım, ver şu sakızı bana şimdi. İyi de benim sakızım yok ki. Hepsini aldın. Öyle mi? Peki. Gerçekten de yok. Aklımı mı kaçırıyorum ne? Peki, sen resmine devam et. Edeceğim anne. İstediğim kadar sakız çiğneyebilirim. Kumdan kale yapmada çok iyiyim. Hatta en iyisiyim. Babacığım, acıktım. Bir şeyler atıştırabilir miyiz? Tabii ki. Al bakalım. Bunlar iyi gider. Yaşasın. Teşekkürler babacığım. Her yeri kuma buladı. Şu örtüyü bir silkeleyeyim o zaman. Çok fazla kum olmuş. Silkeledikçe yenilerini görüyorum. Peki, bu kadar yeter. Şimdi radyoma döneyim bakayım. Lizzie, yeter! Yemin ediyorum türlü türlü huyu var bu kızın. Bu ne? Ciddi misin? İçeceğime bile kum girmiş. Yok artık. Kum yine her yere saçılmış. Yemin ederim bu plajların en kötü yanlarından biri. Ne kadar dikkat edersen et kum her yere doluyor. Peki, iyice silkeledim. Şimdi de şu çantalarla örtünün kenarlarını sabitleyeyim. Sonra şuraya da su dolu leğeni koyayım. İşte bu kadar. Dur bakalım Lizzie. Örtüye çıkmadan önce ayakkabılarını çıkar.
Sonra da ayaklarını şu su dolu leğende bir güzel yıka. Harika. Şimdi de benim sıram. Temiz ve güzel oldu. Artık örtüye basabilirim. İşte bu ya. Daha iyi değil mi? Artık tertemiziz. Söylemeden edemeyeceğim. Bu fikrimle gurur duydum. Oh, bugün yapmam gereken çok fazla iş var. Lale lale la, az gittim, uz gittim de tepe düz gittim. Baba, balonumu yakalasana. Anladım. Peki neyse, al bakalım. Hiç eğlenceli değilsin. Balonum şimdi hem üzgün hem de kızgın. Aynı benim gibi. Bir yüze ihtiyacı var. Somurtkan bir yüze. Çünkü o artık çok somurtkan bir balon. Babam gibi. Baba, bak balon sana benziyor. Evet, çok zekice olmuş. Aferin. Ne? Terledim ve yoruldum çünkü çok hızlıyım. Baba baba baba, balonum sana benziyor. Hey Lizzie, çalışıyorum. Çok kabasın, yetti artık. Al sana somurtkan balon ve somurtkan baba. Ay. Balonu epey uçtu. Hayır, somurtkan balonum. Ciddi olamazsın. Peki, görünüşe göre çalışmak istiyorsam önce şu sorunu çözmem gerekecek. Patlak balonu aldım. Yanına da tek parça yeni bir balon aldım. İşte bu kadar sağlam balonu delik olanın üstüne koydum. Şimdi de bir huniye ihtiyacım olacak çünkü biraz parıldamamız lazım. Bu altın yıldızlar işe yarayacaktır. Şunları balonların içine dökeyim. Şimdi de biraz sıvıya ihtiyacım var. Bu gazoz iş görür. Evet, bu kadar yeter. Şunu bir deneyeyim bakalım. Evet, tam da düşündüğüm gibi sıkmak işe yarıyor. Somurtkan balonumu özledim. Yeni bir balon. Çok eğlenceli. Pırıl pırıl. Yaşasın. Teşekkürler babacığım. Bayıldım. Çok şükür. Bu onun dikkatini bir süre dağıtır. Baba baba baba. Balonu ne kadar sert sıkıyorum. Hayatımın geldiği hale bak. İşe dönelim. Burada ne oldu? Burada değil, bir örümcek olduğunu hatırlamıyorum. Nefes almayı unutma. Şu örümceği yakala. Yanlış edesin seni sekiz bacaklı baş belası. Bir dakika, sanırım bu şişeyi kullanabilirim. Başlama zamanı. Şişeye delik açarak başlayacağız. Şişeyi ters çevireceğiz. Tabana 4 kesik atacağız. Kanat yapmak istiyoruz. Her kanadın içinde bir delik olmalıdır. Sonra içinden bir parça ip geçirebiliriz. Halatlar daha sonra şişeye bağlı bir tüpten geçecek. Artık bir örümcek yakalayıcımız var. Oyun başlasın. Benimsin. Yakalandın. Hayır, olamaz. Bu ev istila edilmiş. Nereye gittiğini sanıyorsun? Ama çok eğlenceli. Değil mi? Çok iyi vakit geçiriyorum. Şuna bak. Çok havalı. O benim. İlk ben gördüm. Bıraksana. Hayır. Ver şunu bana hemen. Hayır, ne yaptın sen? Seni asla affetmeyeceğim Eva. Ne oldu kızlar, bu gürültü de ne? Emma her şeyi mahvetti. Hayır, etmedim. Sakin olun, her şey yolunda. Tatlım, tuvalet kağıdımız bitmiş ve ben tahmin edebilirsin. Senin için poponu silmem yine. İyi de ben ne yapacağım? Tuvalet kağıdı bitmiş. Bu önemli. Dur bir saniye. Bu bana bir fikir verdi. Tuvalet kağıdını rulosundan çıkaralım. Sonra da ruloyu kartona saralım. Yerine güzelce yapışması gerekiyor. Şimdi rulonun içine bir balon koyalım. Biraz sıkıcı kaldı, o yüzden dekore edeceğim. Bunun için keçeli kalem kullanabiliriz. Dikkatli olmalıyım. Balonu patlatmak istemiyorum. Çünkü sevimli bir yüz çizeceğiz. Bunlar gözleri olacak ve bıyıklara da ihtiyacımız olacak. Kartlardan da kol yapmıştım. Kulakları da koyalım. Bir tavşan oldu işte. Bak bende ne var. Vay, bu harika. Ver. Şuna bak. Bütün gün böyle yapabilirim. Emma, şuna bak. Bence arkadaş olmalılar. Oyun buluşması. Ya ne kadar sevimli değil mi? Bir annenin işi asla bitmez. Anne, çok susadım. Meyve suyu alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin tatlım. Hemen dolduruyorum. Enfes görünüyor. Teşekkürler. Peki, geri dönelim. Biraz daha alabilir miyim? Vay, gerçekten susamışsın. Sorun değil tatlım. Acele etme. Yoksa bütün gün tuvalette olacaksın. Bayıldım. Şimdi yapmam gereken önemli bir iş var. Evet, çok rahatlıyorum.
Anne, içeride misin? Aa, evet. Aa, hadi ama hepsini bir kere de içme, dinliyor musun? Aa, evet evet tabii. Uslu kız, beni kim arıyor bakayım? Alo? Ya hepsi bitmiş. Anne! Dur biraz, kes şunu Eva. Annen telefonda. Ah, daha fazla dayanamayacağım. Meşgulüm Eva. Kaba olmana gerek yoktu. Ah, özür dilerim. Bu kadar kaba olmak zorunda değildi. Ona ihtiyacım yok. Kendim de yapabilirim. Bak, o kadar da zor değil. Ay, durumu cidden yanlış değerlendirmişim. Hayır. Aa, köşe kızım. Geliyorum Eva. Hmm, o meyve suyu benim. Hayır, yapma. Eva! Hey, ne oldu anne ya? Ah, özür dilerim tatlım ama mutfağa batırmana izin veremem. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Bir kağıt bardağı ihtiyacımız olacak. Sonra da üzerine bir fil çizmeliyiz. Yüzle başlayalım. Sonra kulaklar. Pembe yanaklar ekleyelim. Sonra da gözlerini yapıştıralım. Bundan sonra bir şişeye ihtiyacımız olacak. Bardağın içine koyacağız. Bir de pipete ihtiyacımız olacak. Bardak ve şişede bir delik açacağız. Sonra da pipeti içinden geçireceğiz. Artık şişeyi meyve suyuyla doldurabilirim. Mükemmel bir kapağı takalım. Hazırız. Kapağı gevşettiğimizde meyve suyu dökülüyor. Ve etrafa akmıyor. Vay canına, harika bir şeymiş. O çok havalı. Hmm, güzeldi. Deneyebilir miyim? Vay, şuna bak. Oh, olamaz, telefonum. Pardon canım, buyur. Hop, yavaşla biraz. Ne giyeceğim ben? Biraz ışıltı her zaman iş görür. Aa, anne, iyi misin? Belki bu daha iyidir. Bazen de abartmamak gerekir. Of, bunu istemiyorum. Ah, oh, annem elbise giymece oynuyor. Ben de oynamak istiyorum. Bak, bu çok güzel. Ah ya tatlım, çok güzel görünüyorsun. Manken gibi oldum. Bak, çok şık. İşimizde gücümüzdeyiz. Sen doğuştan yetenekliymişsin. Bu çok eğlenceliydi. Hey, yoksa bunlar makyaj malzemesi mi? Bununla tarzımı tamamlayabilirdik. Bunu arkadaşlarıma göstermem lazım. Hey Eva, nereye gittin? Hmm, bu göründüğünden daha zormuş. Biraz sağlık olmazsa olmaz. Ha, şahane oldum. Küçük kızım büyüyormuş. Dur bakalım canım. Bunu silmemiz gerek. Palyaço gibi görünmek istemezsin. Aa, ne yaptın sen? Anne, doğal görünümden hoşlanmıyorum. Üzgünüm ama malzemelerimi boşa harcayamazsın. Belki yapabileceğimiz başka bir şey vardır. Hmm, aklıma bir fikir geldi. Yaratıcı olmanın zamanı geldi. Bu plastik dosyadan bir şerit keselim. Aa, Eva, bunu ağzına doğru tut bakayım. Ah, peki, çok garip ama. Güven bana, bayılacaksın. Bu rujla ağzının üzerinden geçiyoruz. Biliyor musun, bu renk sana çok yakışıyor. Aa, görmek istiyorum. Tamam, bak bakalım. Hmm, emin değilim anne. Bunu dene o zaman. İşte budur. Cilt rengimle çok uyumlu. Plastiği dudaklarıma bastıracağım. Vay, çok kolay oldu. Belki ben de makyajımı böyle yapmalıyım. Nasıl görünüyoruz? Müthiş. Kızlarla takılmayı iple çekiyorum. Çok uzun zaman oldu. Ah, acıttı. O kirli çorap mı? İğrenç, dahası da var. Neler oluyor? Şu işi bir inceleyeyim bakayım. Hayır, bu olmaz. Eva, neden her yerde çorap var? Sadece bir pembe çorabım var. Bak, çıplak bir ayağım var. Aa, peki. Bu her şeyi açıklıyor. Ha, bir bakalım. Burada olmalı. Hmm, bulamıyorum. Neden bunları giymiyorsun? Beni hiç mi tanımadın? Tamam, bunlara ne dersin? Ay, imkanı yok. Bunlar pembe. Dur, bir daha düşündüm de. Çöpe atılmalılar. Üzgünüm, pembe çorabı ben de bulamadım. Bu bir gizem. Dur bakalım, bir şey denemek istiyorum. Çorapların kaybolmasını nasıl önleyeceğimi biliyorum. Sadece bu mandallara ve askıya ihtiyacım var. Askıyı buradan kesiyoruz. Sonra mandalları içine geçiriyoruz. Askının alt kısmına kaydıralım. İğnelerin renklerini ayarlıyoruz. Sonra askıyı tekrar bantlıyoruz. Aa, çok hoş oldu. Şuna bak Eva. Elbise askısına geri asıyorum. Sonra da çoraplarını alayım. Çorapları mandallarla tutturacağım. Hmm, meraklanma. Ah, işte diğerleri. Tamamdır, şuraya koy. Şimdi kalanını yap.
Bu çoraplarını bir arada tutacak. Sen de onları kaybetmeyeceksin. Vay canına, tam da ihtiyacım olan şey. Çok zekice değil mi? Harikaymış anne. Ama hala pembe bir çorabım eksik. Ay, onu unutmuştum. Üzgünüm, gidenle ağlanmaz. Olayı böyle kabul edelim. Ya işte benim güzel ailem. Acil bir çorap sorunumuz var. Aa, altı üstü bir çorap. Anlamıyorsun ki. Dur bir saniye. Ayağında ne var senin öyle? Çorabım. Aha, bilmem gerekirdi. Şapşal görünüyorsun baba. Acele et anne. Patlamış mısır alıyorum. Tamam, sanırım hazırız. Aa, bunu görmemiştim. Bu kanala bayılıyorum. Ay anne, içeceğim bitti. Aa, tamam, halledelim hemen. Aa, enfes patlamış mısır. Bu ne acele? Ben dönene kadar bekle. Çabuk gel ama. Ay şuna baksana. Sanki beni çağırıyor. Hayır, direnmeliyim ama çok çekici. Ah, belki bir tanecik alabilirim. Sabırsızlanıyorum. Ah, en kötü ne olabilir ki? Oo, evet, ver ver. Ah, yediğim en iyi patlamış mısır. Ah, selam anne. Eyvah. Göründüğü gibi değil. Bunu nasıl yapabildin? Hayır. Ah, çok dramatikti. Burayı temizlemem lazım. Annemin görmesine izin veremem. Of, çok fazla var. Ama başardım. Patlamış mısır gerçekten çok dağılıyormuş. Bu kırıntılardan zamanında kurtulamayacağım. Annem çok kızacak. Gerçi belki bunu kullanabiliriz. Pipeti ve kapağı çıkaralım ve süpürge ortamına takalım. Pipet kanepenin arkasındaki boşluğa sığabiliyor. İşe yarıyor. Kırıntıları topluyor. Topladım. Tam zamanında. Annem geri geliyor. Sadece sakin ol. Burada görecek bir şey yok. Ah, içeceğini aldım tatlım. Kaçırdığım bir şey var mı? Ha? Patlamış mısıra ne oldu? Dolu olduğuna yemin edebilirdim. Oh, çok garip. Eyvah. Of. Bunu tahmin edememiştim. Ah, pardon. Hayır, o da bas, durum kötü. Saklanacak bir yer bulmalıyım. Ah, çok korkuyorum. Lütfen gelme. Olamaz. Beni buldular. Ne yapacağım? Ah, buraya kadarmış. Selam Lili. Ne yapıyorsun? Hadisene. Otur, rahatla. Makyaj zamanı. Tek boynuzlu at tarzı. Şu saç boyasını tarağa sürelim. Kıpırdama. Gerçekten şahane olacak. Lütfen nazik davran. Bu kadar abartma istersen. Tada! Aa, müthiş görünüyor. Parti zamanı. Vay Mickey, harika görünüyorsun. Fark etmene sevindim. Bence her şey hazır. Partinin mükemmel olması lazım. Bir dakika. Bu böyle olmaz ki. Ay, hemen düzeltirim. Oh, cupcake'leri şuraya koyayım. Şunu da düzeltelim. Nasıl görünüyor? Hmm, yine olmadı. Selam Lili. Eline sağlık. Olamaz. Mickey, sakın oturma. Ha? Hayır. Ay, o ses neydi? Bu koltuk neden bu kadar yumuşak? Olamaz. Cupcake'lere oturmuşum. Ah, o kadar da kötü görünmüyor. Amanın. Neyse, hemen hallediyorum. Ha, nereye gidiyor bu? Bak, söylemiştim ben. Aa! Ay. Beni düşünme, kekleri kurtar. Olamaz. Cupcake yağmuru. İyi misin? Mickey. Aa, planladığım gibi geçmedi. Ay, çok üzgünüm Lili. Yardımcı olmaya çalışıyordum. Neden bana hep böyle oluyor? Parti mahvoldu. E, kazar oldun. Dur biraz. Bir fikrim var. Şu dondurma kalıplarıyla başlayalım. Kek parçalarını kalıplara koyalım. Gökkuşağı etkisi yaratalım. Hepsini sıkıca bastıralım. Güzel görünüyor. Keklerin içine de dondurma çubuğu koyup çikolataya batıralım. Çikolatanın donmasını beklesek yeter. Yine çikolatayla süslemesini yapalım. Şöyle akıtıyoruz sadece. Üstüne farklı renkte çikolatalar kullanalım. Harika oldu. Aynısını beyaz çikolatayla da yapalım. Bak ne yaptım. Vay, çok leziz görünüyorlar. Etkilendim Mickey.
Oo, tatları da harika. Biraz daha ver. Hey Penny, bak. Ne oldu? Ya bu en sevdiğim kutumdu. Çok utandım. Ah selam. Hayır, ilgilenmiyorum. Ya müşteri geldi sandım. Kimse de çikolata almıyor. Hey buradayım. Herkes çikolata sevmez miydi? Neyi yanlış yapıyorum? Asla köpek alamayacağım. Ne yapacağım şimdi? İçimde kalmış bir hayal olarak unutacağım. Biraz zorlu bir inişti ama başardım. Ah selam Lili, niye üzgünsün? Kimse çikolatalarını almıyor mu? Her şeyi denedim. Aa, bir fikrim var. Benimle gel. Ah, bu güvenli mi? Nereye gidiyoruz? Şu kaleye gidiyoruz. Mutfağıma hoş geldin. Vay, ne çok şeker var. Çok havalıymış. Leziz mi leziz çikolata yapmamız lazım. Bu bütün sorunları çözecek. Önce şu kalıbı alalım. Kalıbın üstüne çikolatadan kalpler çizelim. Ya çok tatlı. Birkaç tane daha. Ama farklı renkli çikolatayla güzel görünmeli. Üstlerini de örtebiliriz. Bu mor çikolata çok canlı. Kalıbı tamamen dolduralım. Ve donmasını bekleyelim. Ardından kalıptan çıkarabiliriz. İşte hazır. Çok güzel oldu. Ne düşünüyorsun? Vay, çok teşekkürler. Müthiş görünüyor. Şimdi git ve sat. Kesinlikle işe yarayacak. Mesaiye başladık. İlk ben geldim. Herkes yetecek kadar var. Gayet iyi bir gündü. Vay, şuna bak. Artık köpeğimi alabilirim. Hep iyiliklerim sayesinde. Çok tatlı ve yumuşacıksın. Umarım iyi duruyorumdur. İyi ki saçlarımı yıkadım. Hadi aman, acele edin. Her zamanki gibi mükemmelim. Kamera önü yeteneğim çok doğal. Ah, Alex de tatlı duruyor. Ay, çok sıkıldım. Selam Miki. Ah, çok gerginim. Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmem. Çok fazla sivilcem var. Bugün çıkmak zorunda mıydı şunlar? Sıra bende. İşi hızlandırabilir miyiz? Belki de o kadar kötü değildir. Kendimi kandırıyorum. Berbat görünüyorlar. Ne yapacağım şimdi? Sonunda. Dişlerimi fırçalamış mıydım acaba? Tırnaklarımı yememeliyim. Onun yerine şu kalemi ısırayım. Hadi bakalım. Bir dakika. Bir fikrim var. Şu silgiyi ısırmalıyım. Ona şekil vereceğim. Tam da ihtiyacım olduğu gibi. Şimdi de rujumu kullanacağım. Ruju silgiye süreceğim. Tamamen boyayacağım. Şimdi de yüzüme süreceğim. Ve sivilceleri kapatacak. Ne harika fikirmiş ya. Tatlı oldum. Çekime girmeden önce bir şey daha yapmalıyım. Saçımı yapmalıyım. Bence hazırım. Selam, fotoğraf için geldim. Güzel yanından çekin lütfen. Ah, şaka yapıyorum, her açıdan güzelim. Vay, tarzına bayıldım. Otur bakalım. Güzel fotoğraflar çekeceğimiz çok belli. Biraz şöyle kay. Aynen böyle. Tam oraya. Kocaman gülümse. Nasıl oldu? Mükemmel. Aa, gelebilmenize çok sevindim. Ah, selam. Bu senin Miki. Umarım beğenirsin. Vay, çok güzel. Bir an önce takmalıyım. Teşekkürler Lili. Harika duruyor. Harikasın. Ah, çok rahatladım. Miki'ye bir hediye bulmalıyım.
Burada bir şeyler olacak. Ah zenginim. Ah değilim. Bununla ne alabilirim ki? Ah alışverişe çıkmak lazım. Aman tanrım bunlar çok hoş. Mickey ne sever ki? Yardımcı olabilir miyim? Her yaş uygun hediyelerimiz var. Arkadaşıma hediye alacağım. Şu popiti sevdim. Ama çok pahalı. Aa bir dinozor. Aa, hayır param yetmez. Çok geniş bir bütçem yok. Görebiliyorum. Aa, sana yardımcı olabilirim. Tam senlik bir şeyim var. Ne düşünüyorsun? Aa, mükemmel. Ver şunu. Ayrıca parayı da alayım. Aa, işte bunu hiç beklemiyordum. Şaka mı bu ya? Her şey mahvoldu. Ah, üzülme. Biraz şeker ister miydin? Şeker mi? Ah, severim. Teşekkürler. Şeker beni yüzüstü bırakmaz. Ah, bir dakika. Bir fikrim var. Şu jelibonlar bana lazım. Bir de şu yuvarlak kalıp. Jelibonları kalıba yerleştirelim. Bu da sonuncusuydu. Şimdi de şeffaf epoksi reçine lazım. Onu kalıbın içine dökeceğiz ve bütün jelibonları örteceğiz. Aynen böyle. Tamamdır. Şimdi kuruması lazım. Sonra kalıptan çıkarabiliriz. Özel üretim bileziğimiz hazır. Rengarenk. Epey tatlı değil mi? Evet, partiye hazırım. Hepimiz güzel tüyoları severiz. İşin içine gökkuşağı gelince de sihir başlar. Senin en sevdiğin tüyo neydi? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve bunun gibi birçok kullanışlı video seyretmek için kanalımıza abone ol.